Günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. Günaydın Tahir abiciğim. Çok şıksın bugün. Çok teşekkür ederim. Çok nasip. Söylemezsem olmaz ama hakikaten. Tahir abinin gömlekleri biliyorsunuz kışın fenomen haline gelmişti. Şimdi de Tahir abinin ceketleri yaz döneminde de Tahir abi ve ceketleri gerçekten çok yakışmış Tahir abiciğim. Ben de şöyle bir bakayım. Ha, güzeliz. Bugün güzeliz. Birimiz cam göbeği mi diyorlar seninkine? Vallahi ben bunu yeşil diye aldım ama çok emin değilim. Yani ekranda su yeşili diye geçiyor. Maviye de dönüyor. Evet. Maviye de dönüyor. Ne ağırladık birbirimizi sabah sabah. Valla bugün çok keyifliyim ben. 40 yılda bir olur biliyorsunuz. Tadını çıkarım hep. Çok güzel uyandım bugün. Çok mutlu uyandım. Bundan sonra inşallah hep böyle uyanacağım. Peki başlayalım mı? Başlayalım tabii. Çok güzel haberler var bugün. Bugünkü konuğumuzu sen anons et. Seda Ören gelecek. Uzun zamandan sonra ekranlarda anne oldu biliyorsun. Bebeğini büyütüyor. Evet biliyorum büyütüyor. Ya biliyorum. Ama onun da çok güzel bir sesi vardır. O evet. Yüzden... annelik döneminde hak veriyoruz tabii bebek olunca. Biraz uzak durması evet, çok normal. Ona zaman ayırması için. Ama hani artık o da bebeklikten çıkmaya başladı biraz. Bakıyorum fotoğraflarına ay maşallah ya, var. Kuzu. Biraz onları anneliği konuşmak istiyorum. Hayatında annelik neleri değiştirdi onu konuşmak istiyorum. Çok güzel bir ses, çok değerli ve hani nadir rastlanan bir ses. Kariyer anlamında neleri planlıyor. Evet. Çok da sevilen bir isim. Bütün bunları Seda Ören bize katıldığında konuşacağız ama öncesinde tabii ki magazin haberlerimiz var. Tahir abinin yorumlamasını istediğimiz. Başlayalım. Bugün bakayım şöyle bir üstünden bakıyorum. O fenalık geçiren boşanmalara daha rastlayamadım. Akışta belki vardır da önlerde yok. Mutlu Kaya ve İbrahim Tatlıses ile evet. ilgili bir haberle açıyoruz. Hürriyet'te. İkimiz de mutluyuz başlığıyla girmiş. Çok güzel başlık. Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve Ergani'deki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya ile 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıyla başından ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'in yolu Ankara'daki Gata'da kesişti. Tatlıses kendisi gibi yaşam mücadelesini kazanan Kaya'nın elinden öperken verdiği pozu Instagram'da paylaştı. Göreceksiniz şimdi. Sanatçı o karenin altına da Instagram'da şöyle yazmış. İkisi de kalleşliğe uğramış birbirinden değerli iki insan. Birinin adı Mutlu, birinin adı İbrahim. İkisi de çok mutlu. Merak ediyorum şeytana uyup bunu yapanlar mutlu mu? Bir şey hatırlatmakta fayda var. Bu işi yapmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Çünkü Allah'tan başka hiçbir güç bunu yapamaz demiş İbrahim Tatlıses. Bana çok enteresan geliyor bu haber. Ne dersiniz? Şimdi Amerika'da tedavi gördükten sonra İstanbul'a gelen İbrahim Tatlıses'in Gata'da tedavisinin devam ettiği konusunda bir bilgimiz yoktu. Ta ki erkek kardeşi bu konuyu Hüseyin dillendirene dün kadar. Dün dile getirdi. Dün bunu konuştuk şimdi Hüseyin Tatlıses'in ardından da ağzından. Dün İbrahim Bey'in Gata'da fizik tedavisinin devam ettiği fotoğraf gündeme geldi. Zaten dün konuşmuştuk. Sibel Can benim de katkılarım var. Gata'ya aldırdım. Fizik tedavisi devam etsin diye. Dünkü görüntülerde Mutlu'nun iyi olduğunu gördüm ama tabii süreç. Bu bir süreç. Yavaş yavaş ilişecek. Hep bir süreç yani. Var. Evet benzer kader. Birininki hikayesi başka, birinin hikayesi başka ama farklı hikayeler. Kader bir yerde buluşturdu. Hayat böyle bir şey. İbrahim Bey'in yazdığı nota istinaden söylüyorum bunu. Ben öbür dünya diye adlandırdığımız ölümden sonraki sonsuz yaşamın başladığı yerde bir hesap kitaptan mutlaka sorumlu olacağımızı biliyorum ama yaşarken aynen öyle. Aldığınız gömleğin faturasını ödediğiniz gibi, arabanıza koyduğunuz benzinin faturasını ödediğiniz gibi, hayatınızla da ilgili yaşam adaletinin, yaşama ait ilahi adaletin burada tecelli ettiğini hatırlatmak istiyorum. Yani karma da diyebiliriz. Hani şu şimdi şeyden söylüyorum. Onun kişisel gelişim kitapları var ya bu Cem Yılmaz'ın Kulakları Çınlasın. Hani bulgurun yanında da satılıyor makarnanın evet. Yanında. O işin esprisi ama hakikaten kişisel gelişim kitaplarında da çok geçer. Bu bir esasında çok derin bir felsefe ama karma var. Yani yaptığınız şey iyi ya da kötü evet. Size geri döner. Oraya mı bakıyorum tamam. Şimdi o yüzden biz her ikisinin de durumundan mühim bir haber bu ya. Biz her ikisinin hayatında durumundan da mutlu değiliz. Tabii ki yani, değiliz. Hayır abi. İkisinin de yaşadığı şeyler kolay değil. Yani onlara yapılan bu olay sonrasında sadece onlar hasar ve zarar görmediler. Etraflarındaki sevenleri de. Etrafındaki insanların da çektiği bir acı ve bir bedel var. Mutlu kardeşimin yaşamış olduğu olayla İbrahim Tatlıses'in olayı birbirinden farklı hikayelere sahip. Onun için de ama yine de iki
aynı kaderi paylaşan insanı bir sağlık merkezinde bir araya getirdi. O yüzden hani işin içinde can olduğu için üstüne çok fazla yoksa bir tuğla koymak istemiyoruz. Evet, aynı şeyleri düşündüğümüze eminim. Yani şey anlamında ben İbrahim Tatlıses tabii ki çok değerli bir ses, çok değerli bir isim, çok değerli bir sanatçı. Söyleyecek hiçbir şey yok sanatına özellikle asla. Ama geçmişe baktığımız zaman en azından Perihan Savaş olayına döndüğümüz zaman bir kadına şiddet durumu söz konusuydu. Ama demek ki perde çekmiş, demek ki bundan bir rahatsızlık duyuyor ki burada da şiddet mağduru bir kadın var. Yani o ya, kurşun sıkan ya, şu an daha kesinleşmese de suçu bir erkek. Öyle baktığımız zaman kadına şiddete karşı bir duruş da sergilemiş oluyor İbrahim Tatlıses. O da demek oluyor ki gerçekten ders alınıyor geçmişten. Bu açıdan bakınca da çok daha mühim bir haber olduğunu keşke düşünüyorum. Keşke bu dersler daha genç yaşta alınsaydı. O tabii başka bir mesele ama en azından alınmış. Yani o zaman yani öyle bir hesap kitap yapmaya kalktığımızda bir sürü ismi alt alta yazabiliriz. Derya Tuna yazabiliriz, Asena yazabiliriz, Ayşegül Yıldız yazabiliriz. Yazarız da yazarız. Sonra da otururuz ansiklopedi gibi, cilt cilt ansiklopedi gibi birinci ciltten başlar. 13. cilde kadar da konuşmaya kalkarız. Ama dediğim gibi burada bir insan yaşamı söz konusu olduğu için üstüne çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Fotoğraf çok şey ifade ediyor aslında. Çok güzel bir fotoğraf. Fotoğraf çok şey ifade ediyor. Dün ben İbrahim Bey'in sosyal medya hesabında gördüm. Daha henüz gazetelere, internetlere düşmemişti. Sevgili Derya'ya hemen attım fotoğrafı. Hani dursun elimizde yarına kullanalım diyor. Sonra zaten bir iki saat sonra internet siteleri yavaş yavaş girmeye başladılar. Bugün de gazetelerde manşet. Dediğim gibi burada bir şey daha ortaya çıktı. Ve yine biz haklı çıktık. Yani keşke haklı çıkmasaydım, yine biz haklı çıktık. Bizi İbrahim Tatlıses'in sağlığı konusunda yanlış yönlendiriyorlar. Yanlış bilgilendiriyorlar. Hem bizi hem kamuoyunu. Gördük ki daha henüz İbrahim Bey'in hayatında o hayati ameliyatı geçirmiş olmasına rağmen belli ki büyük sıkıntılar var ki bu merkezde o sıkıntıların giderilebilmesi için bir şeyler yapılıyor. Evet. Hüseyin Tatlı dün bilgilendirmişti. Hatta bunun biraz da esprisini de yaptık. Ah Hüseyin niye? Hani başına bir şey gelecek mi? Yani azar işitecek misin başına bir şey gelecek mi derken. Çünkü mümkün olduğu kadar detay vermemeye çalışıyorlar. Ama Hüseyin dün çok detaylı bir şekilde ciddi bir durumda Gata'da da devam ediyor tedavi demişti. Akabinde de bu fotoğraf geldi. Dediğim gibi sırf sadece kadına şiddet babında bile baktığımızda fotoğraf çok anlamlı, çok evet, güzel. İbrahim Bey de inşallah mutlu da bir an önce sağlıklarına kavuşsunlar. İnşallah. Bütün temennimiz, temennimiz bu. Umarım da hızla orada hızla tedavi oluyorlardır. O merkez biliyorsun ki önemli bir merkez evet, Gata. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin merkezi. Güneydoğu'da ve memleketin her yerinde ama hani Güneydoğu'daki terörle beraber özellikle evet, orada yaralanan belli uzuvlarını kaybeden gazilerimizin hem yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri hem de fiziki olarak tedavilerini devam ettiği çok önemli bir merkez orası. Ve çok ciddi sonuçlar alınıyor orada. O yüzden de uzun süredir İbrahim Bey daha önce de zaten orada tedavi görüyordu. Hatta bununla ilgili çok enteresan bir açıklama yapmıştı. Özel bir klinikte tedavisi devam ederken Gata'ya gittikten sonra bana zaman kaybettirdiler, hakkımı helal etmiyorum diye mesajlar yayınlamıştı. Klinikle ilgili. Klinikle çünkü ilgili. Gata'daki tedaviden evet, sonra ki ilerleme hem ilme çok daha hızlıydı. Oradaki tedavi hem psikolojik anlamda yaşadığınız travmayı atlatabilmeniz adına çok değerli hekimler nezaretinde. Hem de fiziki fizyoterapistler ve diğer doktorların tedavisiyle işte kalan marazalar ya da işte etkilenen yerlerin yeniden canlanabilmesi ya da kurtarılabilmesi adına çok ciddi işlemlerin yapıldığı bir yer. O yüzden Allah yardımcılar olsun. Bu arada orada tedavi gören herkese buradan şifa dileyelim. Belki şu an izleyen de vardır. Hepinize sabır ve sağlık diliyoruz. Çok önemli bir şey. Peki devam ediyorum. Yine sağlıkla ilintili enteresan bir haber okuyacağım size. Kelebek'ten artık sokakta başlığıyla gelmiş. Evet ya çok şaşırdım sabah okuyunca. Yani şey bir haber okurken böyle ya içimizi burkacak bir haber. Bilmiyorum tabii detayları ne kadar doğru. İlla ki devamı gelecek açıklamaların. Size şöyle okuyayım efendim. Bir dönem şizofreni tedavisi gören Arda Kural, yerli Leonardo DiCaprio olarak tanıdık Arda Kural'ı. Yine zor günler geçiriyor. Çünkü annesinin maddi sıkıntılar nedeniyle çıkmak zorunda kaldığı evin bahçesinde yatıp kalkan Kural'ı komşuları polise şikayet etmiş. Haberin spotu bu. Bahçeden kovulunca Albatros plajındaki bir kafeye gitmiş Arda Kural. Ve diyor ki evim yok artık. O yüzden sevdiğim büyük çekmece insanlarını yakından görebildiğim bu kafede
yaşayacağım. Sadece burada da değil, her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum ama mutlu uyuyorum demiş. Yani Büyükçekmece sokaklarında yaşıyor anladığım kadarıyla. Kural hakkında çıkan öldü haberleri içinse ölmüşüm haberim yok. Ben hiç haber izlemiyorum. Hayattayım, mutluyum diye konuştu. Ben ruh sağlığının çok yerinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Düşünemiyorum yani. Şimdi Türkiye'de bir sıkıntı var gibi geldi bana. Ne Türkiye'de dersiniz? Sıkıntı sistemle beraber başlıyor bu ülkede. Şimdi Arda'nın durumu sağlık açısından tehlikeli bir durum. Çünkü daha önce şizofreni tedavisi görmüş ve tedavi olduğuna kanaat getirilerek bırakılmış ama kontrol altında tutulması gereken 2012 yılındaymış tedavi. Yani 3 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Daha henüz çok yeni. Şimdi hep söylüyorum ya, oyuncu dernekleri, oyuncu birlikleri, yani sanatçıların, ses sanatçılarının işte kurduğu dernekler ve bu arkadaşların çok böyle güle oynaya kurdukları, artık her şey değişecek dedikleri bir de sendikaları var. Şimdi Arda sendika üyesi olmayabilir. Ama velakin Arda'ya el uzatmak önce onların işi. Daha da önemlisi, ya kardeşim, belediye başkanları, siz yeri geldiğinde sanatın ve sanatçının yanındayız diye festivaller düzenleyip sağa sola afişlerle yapıp sanatçılarla boy boy fotoğraf verirken hepiniz biraz sanatseversiniz. Şimdi bölgenizde yaşayan ve güç duruma düşmüş bir sanatçının bir plajda, bir apartmanın bahçesinde, bir şezlongda sabahlamasına, uyumasına gönlünüz nasıl razı? Yani hiç mi haberdar değilsiniz? Sanırım başkan haberdar yardımcıları, kültür değiller. Başkanları, basın danışmanları. Kardeşim, siz ne iş yaparsınız? Bu bölgenin insanlarından haberdar değil misiniz? Yani nasıl bırakırsınız ortaya? Biz Arda'nın bir kahvehane köşesinde bir boş bardakla çekilmiş resmini görmek yerine yine yanında bulunmuş olduğu bölgenin belediye başkanı, biz kol kanat gerdik, bizim himayemiz altında dediği haberi okusaydık da gururlansaydık olmaz mıydı? Valla haberin ayarı. Arda'nın oturduğu apartmanın komşuları, siz nasıl insanlarsınız? Komşuların sizin fotoğrafı ilişkileriniz var. Sizin insanlık anlayışınız bu mudur? İnsanlar güç duruma düştüklerinde evden atmak mıdır? Valizleri kapıya koymak mıdır? Hadi koyuldu kapıya, bahçede sabahlıyor diye adamı polise şikayet etmek midir? Ya bize ne oldu arkadaş? Biz toplum olarak nereye gidiyoruz ya? Nasıl bir çıldırma noktasındayız ki? Hani iyice bitmelerini istiyoruz insanların. Yani toprağa gömene kadar başlarında davul çalıyoruz. Bu nasıl bir şey Pelin ya? Bize ne oldu böyle? Hayır abi, haberin öyle detayları var ki önümde. Okurken şimdi şey oldum yani. Bir kere şöyle bir şey var. Şimdi kelebeği açtığınızda göreceksiniz artık sokakta diye. İki gündür Albatros plajındaki kafede vakit geçiriyormuş Arda Kural. Sorular Zelal Özalp'in sorularını yanıtlamış. Yani özel haber olduğu için ismi muhakkak veriyorum. Beraber de fotoğrafları var zaten Zelal Hanım'la. Fakat şimdi hemen yanında mesela bir fotoğraf var. Gülnur Kural, yani Arda Kural'ın annesi. Oğlunu apartmandan kovan eski komşularına sitem ediyor. Bu sitem edişin de fotoğrafı var. Uzaktan çekilmiş. Komşulara ya niye oğlanı attınız falan diyor. Komşuların açıklaması da şu. Apartman sakinleri diyor ki Arda Kural'ın bahçedeki taşları para olarak gördüğünü ve garip davranışlarıyla çocukları korkuttuğunu öne sürüyor. 2012 yılında şizofreni tedavisi için Bakırköy'e gittiği zaman da taş ve para meselesi vardı. Taşları, çakıl taşlarını para olarak gördüğünü yine kendi de söylemişti. Burada da komşuların bir, yani tam bir tartışma anı fotoğrafı aşağıda göreceksiniz. Hani korkuyor bizim çocuklar gibisinden. Yukarıda hemen bu şezlong denen şey esasında tam bir şezlong değil. Hani o evimizin her şeyi olan markanın en çok satan koltuklarından biri. O evden sanki alınmış bir koltuk. Hani plajda değildir de o evden o koltuğu belli, al. Bu değil şey mi? Değil. Plaj koltuğu değil. Değil, o evden o koltuğunu almış gibi gözüküyor. Hemen yanında bir fotoğraf daha var. O da valizler. Şöyle ki Arda Kural'ın boş evde kalan kıyafetleri komşuları tarafından valizlere doldurulup apartmanın kapısına konulmuş. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilçe sağlık müdürlükleri var. Evet. Sağlık Bakanlığı bu konuda son derece titiz. Telefon açıp da biriyle ilgili, sağlığıyla ilgili telefon açtığınızda hemen bir sağlık ekibi geliyor ve müdahalede bulunuyor, duruma bakıyor. Ve raporunu tutuyor, alıp götürüyorlar. Şimdi madem ki bu çocukcağızın sokaktaki, kapıdaki, bahçedeki taşları para gördüğünü gördünüz. Bakın şurada, çok pardon Tahir abici, göstereyim. Şurada efendim çok, bakın burada Arda'nın annesi, burada da komşular.
efendime söyleyeyim hani niye şey yaptığın gibisinden. Ama fotoğraf bayağı uzaktan çekilmiş. O yüzden yani haberleri yok gibi gözüküyor fotoğraftan. Hani hep deriz ya var mı yok mu? Bence yok gibi. Pardon böldüm Tahir abi, göstereyim istedim. Bir insanı sokağa atmak yerine kardeşim arasanıza mesela bir sağlık merkezini. Evet. Gelsinler bir önce bir baksınlar bakalım bu adamın durumu nedir. Zaten daha ne önce böyle yani? Bir problem yaşamışsa adamı kapının önüne koyarak hani kurtulduğunuzu mu zannediyorsunuz? Ya da buna yardımcı olduğunuzu mu zannediyorsunuz insanlara? Yardım etmek ihtiyacı ve isteği olduğunu zannetmiyorum. Zaten eyleme bakınca çok iyi niyetli olduklarını düşünemem. Yani sokaktaki yani taşı para gören bir adamın çocuğa ya da komşusuna ne gibi bir zararı olabilir ki? Valla şöyle oluyor. Tedavi gördükten sonra bu adam zaten uzun süredir o semtte oturuyor. Büyükçekmece'de oturuyor. O evde yani oturuyor. Bugüne kadar kimseyi darp ettiğini, camı çerçeveyi kırdığını, komşularına sarkıntılık ettiğini ya da ne bileyim işte zapt edilemez eylemler gerçekleştirdiğiyle ilgili en ufak bir şikayet yok ki. Sokaktaki parayı, yer taşı para görüyor. Evet. Belli yani ki bir şey var. Ruhsal bir sıkıntı söz konusu. Bu adamın eşyalarını valizlere doldurup kapıya atmak mıdır yani? Ev sahibi boşaltılmasını istiyor evin. Onun da bir süreci var. O yani ev sahibinin isteğiyle olacak bir şey değil ki. Şöyle olmuş. Yani bunun mahkemesi var. İddiaya göre evin giderlerini karşılayamasa hale gelen Gülnur, evet. Hanım, Gülnur Kural. Ev sahibinin isteği üzerine 10 gün önce tüm eşyalarını alıp abisinin yanına taşınıyor. Tamam. Arda ya da tabii ki gel evladım benimle diyor. Hı. Ama Arda Kural annesinin ısrarlarına rağmen evden ayrılmak istemiyor. Kalıyor. Boş dairede kalmaya devam ediyor. Herhalde işte bir o koltuk kalmış muhtemelen. Hı. Bir de eşya, kıyafetleri var. Derken geceleri de bahçedeki hamakta uyumaya başlıyor havada ısınınca. Eşyalar evde, o hamakta uyuyor. Ev sahibi evin boşaltılmasını istiyor. Herhalde o zaten hani komşular da ne oluyor diyor. Hı. Ve sonunda komşular garip davranışları nedeniyle, bu garip açılmamış, Kural'dan rahatsız olunca polise şikayette bulunuyorlar Arda Kural'la ilgili. Arda Kural'ın çocukları korkuttuğunu öne süren komşular genç adamı bahçeden kovuyor. Durumu öğrenince soluğu eski apartmanında alan Gülnur Kural mahalleyi ayağa kaldırıyor. Diyor ki oğlum benimle gelmiyor. Tam o söylediğim fotoğraf bu esnada çekilmiş. Oğlum benimle gelmiyor çünkü burayı çok seviyor. Ben abimin evinde kalıyorum. Ne yapayım? Param yok. Oğlumun kimseye zararı yok. Buradan ayrılmak istemiyor sadece diyor. Ama herhalde komşular da bize ne, biz polise haber verdik diyor. Burada çok çok acı bir durum var yani. Allah kimseye akıl sağlığını versin. Aynen. Yapmasın. Evet. Ama yine söylüyorum çok acı bir haber. Şimdi, bir destek verilemez mi? Şimdi bugün göreceğiz. Yani. Şimdi bugün kimin samimi olduğu konusunda göreceğiz. Belediye başkanı mı? İlçe sağlık mı? Hı-hı. Arda'nın komşuları mı? Arkadaşları mı? Bir zamanın çok ünlü bir oyuncusundan bahsediyoruz yani Arda Kural yani. Bugün göreceğiz. Onu düştüğü bu bataktan kim elini uzatacak, kurtaracak? Beraber. Ben şimdi bugün beklerim ki Güle Oynaya geçtiğimiz günlerde okumuştuk. Meltem Cumbul ve arkadaşlarının bir organize otobüsle bir yerlere gittiler. Oyuncu sendikasını falan. Diyorsun. Oyuncu sendikasını. Şimdi bakalım arabalarına atlayıp Sırça köşklerinden çıkıp Arda'nın yanına gidecekler mi? Kardeşim gel bakalım senin durumun nedir? Biz bir sana yatacak yer bakalım. Senin tedavinle bir ilgilenelim. Sen hani ne olacaksın, ne edeceksin diye. Bir bakacaklar mı? Yani, hep beraber göreceğiz. Yani doktor bey olmadığı için detaylı şizofreniyle ilgili bir şey soramıyorum. Bildiğim şey ama nüfus cüzdanı işlenen bir rahatsızlık oldu. Yani ömür billah o rahatsızlığı nüfus cüzdanında bir suç işlediğinde bir şey olduğunda şizofrenidir diye belirtildiğini biliyorum nüfus cüzdanında. Yani öyle bir gripmiş gibi efendim panik atak. Hadi var ya meşhur şimdi hepimizde depresyon falan gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani ciddi bir rahatsızlık. Taş ve para örneğinden zaten herhalde anlıyoruz. Belki tedaviyi kabul etmiyordur ama bu noktada da bence annesiyle iletişime geçip tedaviye yani ikna edilmesi lazım. Kapıya yani. Atılmış olması hani? Yani Arda olmasından dolayı söylemiyorum. İnsan olmasından dolayı söylüyorum. Herhangi bir insan için geçerli. Kapıya konulması, atılması. Parası olmayabilir, kirasını ödeyemiyor olabilir, elektriğini ödeyemiyor olabilir, suyunu ödeyemiyor olabilir. Olabilir, olabilir. Bütün bunların şeyi çektiği şemali var. Şimdi komşuluk ilişkisi bu duruma koymaz insanı. Komşuluk ilişkisi. Yani birileri mutlaka sahip çıkar. Valla Tahir abi, annemin mahallesinde Allah rahmet eylesin kaybettik galiba. Böyle biri vardı. Yan apartmanda daireleri vardı. Çok zengin bir ailenin oğlu. Fakat o da böyle yani yine sanıyorum şizofreni aynı şekilde ama onda bir de şey de var. Yani o bir
yaşadığı çok büyük bir olay sonucu, bir travma sonucu böyle oluyor. Mahallede mesela ben kendim bildim bileli. Balkonda yatardı mesela. Kendi kendine konuşur. Hani balkon. Ama biz hepimiz, yani herkes birbirini tanıdığı için kimse kimseyi polise şikayet etmezdi. Çünkü zararsız olduğunu. Hani yolda karşılaşırız, bir şey söylersen cevap verirsin. Çünkü hani ne bileyim ben bu, ya da eğer rahatsız olsaydık bile bunu polisten ziyade önce ailesiyle konuşup, hani bu başka bir şey çünkü, yani bir tedavi, bir hastalık, bir rahatsızlık, hemen polisi arayıp burada bizim rahatsız olduğumuz biri var denecek bir durum değil bu yani. Ya da eşyalarını ondan habersiz toplayıp, valizin fotoğrafı var. Valizlerle kapının önüne koymuşlar. Yani diyorum ya, çok burada, garip geliyor bana bu. Buradaki bir insan hikayesi. Evet. Önümüzde bir model var ve bu model öyle hani sıradan, hiç kimsenin bilmediği, bizim gibi sıradan yaşayan bir insan değil. Bir de. Herkesin ismen bildiği, daha önce de belli bir sağlık problemi yaşamış bir genç bir adamdan bahsediyoruz. Ve tedavisinin devam etmesi gereken bir üründen bahsediyoruz. Hani anne de mesela buradan çıkıp giderken bu çocuğun gelmek istememesi durumunda en azından sağlığıyla ilgili. Ya böyle bir durumumuz var, benim oğlumun sağlığı durumu iyi değil. Ben şüphe duyarım, yarın öbür gün bir şey olabilir, çocuğumun başına bir şey gelebilir deyip bölgesindeki yetkili insanları bu konuyla ilgili bilgilendirebilir. En kötü tedavisini yapan doktorla irtibata geçerek bazı şeylere ikna edilebilirdi yani. Şimdi onu da soracağım sana. Yani Zelal Hanım, bu arada tebrik ederim Zelal Özalp'in özel haberi. Şeyi de soracağım Tahir abi şimdi. Annenin de burada bir hatası yok mu? Yani onu söylüyorum yani, bırakıp gitmek ben yapamıyorum, tamam mı? Bizim oğlan burada kalacak, burayı ayrılmak istemiyor. Yani ama akıl sağlığı yerinde değil yani. Ayrılmak istemeyen oğlan normal ruh halindeki bir çocuk değil ki. Değil yani, o yüzden. O yüzden de hani sırtını dönüp gidemezsin yani. Komşulara da burada bu kadar kızamıyorum o yüzden. Yani onlar belki çok ya, konuştular. Komşulara kızdığım şu. Eğer sadece bak, sadece yerdeki taşları para görüyor diye bir şikayet oluşturulmuşsa hakikaten çirkin bir şey ya. Şimdi Tahir abicim bak, ben çok insan, sen inanılmaz hümanistin biliyorum zaten. Bak gözleri hemen başladı, bak bir göz sulanmaya başladı. Şimdi tabii ki haklısın. Çok biliyorum yani, çok ben de okurken kötü oldum ama bir de öteki taraftan bakalım. Şöyle, şimdi şizofreni. Doktor olsa işte soracağım ama ciddi bir rahatsızlık. Evet. Tabii ki şimdi parayla taştan bir zarar gelmiyor. Ben de tanıdığım için, işte bizim mahalledeki Ahmet abiydi galiba. Tanıyordum. Yani annem ben ürkmüyorduk ama sonuç itibariyle benim bir arkadaşım gelse bu ne ya? Hani korka, insanın bir ürkme bak, bir durumu şey var. Mi? Sonuçta normal bir şey değil. Biz korkmuş olabilir insanlar bunlar. Biz şizofreninin en üç noktasını yaşıyoruz. Milletçe. Gördüklerimizi insan zannediyoruz. O taşları para zannediyor. Tamam ama bir fazla romantik bir bakış açısı. Hiçbir romantik açısı değil. Yani bir insan evladına, bir insana, bir canlıya al eşyalarını yürü git. Hiçbir şekilde tadı savunamam. Ya bu değil. Anladın mı? Yani bunun hadi apartmandaki 5 daire bir tanesi kör cahil, okuma yazma bilmiyor. Ve çok korktu. Anladın mı? Çok korktu. Ya kardeşim, yani apartmanda şöyle saysak üçer kişiden 5 daire olsa 15-20 kişinin yaşadığı bir yer. Hiçbir iki tane aklı selim adam yok. Ya biz bu çocuğu bir yatıralım abi bir sağlık merkezine. Ya da en kötüsü gazeteciye böyle haber verileceğini. Gazeteci açılır denir ki sen, işte bir gazeteci aranır, magazinde de önemli biri mesela aranır denir. Der ki böyle bir durum var komşular, biz rahatsızız ya. Fakat çocuğu da çok seviyoruz Arda Kural'ı. Elimizde büyüdü. Muhtemelen de zaten o apartmanda doğdu. Evet. Ne olur hep beraber el birliğiyle bir yol bulalım. Valizi toplayalım atalım da değil ama komşuların yani, korkmasını da bir noktada ben anlayabiliyorum. Şimdi yani. Bak böyle röportajlar görüyorum ki karşımızdaki adam çok aklı kontrolünü kaybetmemiş bir adam. Çok aklı başında cevaplar vermiş. Bak oturmuş fotoğraf çektirmiş, konuşmuş. Ama demek ki ikna edilebilecek bir adam. Yani durumundan herhangi bir den vurmamış. Oturmuş anlatmış şimdi işte. Tahir yani, abi ama şizofreni hastalarıyla konuşabiliyorsun böyle bu şekilde. Tamam. Çok mantıklı cevaplar da alabiliyorsun. Zaten sıkıntı orada. Yani hani bizim bildiğimiz filmlerdeki parodideki akıl rahatsızlıklarından çok farklı. Hepimizden daha akıllıca cümleler ya da çok doğru şeyler söylüyor ama bir anda mesela başka bir şey söyleyiveriyor. O zaman tamam. Sen Firuze filmini seyretmiştin değil seyrettim. Mi? Seyrettim. Ben Firuze'nin kendisini biliyorum. O yüzden çok bana biraz şey geliyor yani. Ama bak yine söylüyorum. Sokağa bırakmak ayrı bir şey insanı. Ama yani, bir an önce yani buradaki açıklamasında bile ben akıl sağlığının yerinde olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir gazeteci kardeşim eğer o semtte oturmuyorsa bu kendisine haber verildiği için duydu bunu. Gazeteciye haber vereceğine İstanbul İl Sağlık Müdürü'nü arasaydınız ya kardeşim. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni arasaydınız ya. Bağlı bulunduğunuz belediyenin sağlık müdürlüğünü arasaydınız ya. Biz anne niye buraları aramıyor sence? Ya hadi bak aynı sorular anne için de geçerli. Benim çocuğum benimle beraber gelmedi. O zaman gelmediyse konu komşunun bu çocuğu sokağa atmasına da gidip carlama yani.
Sonuçta şey bak, derler diyorsun, yani. Kardeşimin yanına gittim diyorsun. Yani hısım akraba var. Tabii. Yani hiçbir sahip çıkacak kimse yok kardeşim bu çocuğa. Hiç mi yok yani? Hani zararsızdır, bu evi seviyordur, burada kalmak istiyordur falan ama sonuçta hani bizim özgürlüğümüz başkalarının özgürlüğüne zarar verdiğimiz, müdahale ettiğimiz alanda bitiyor. Özgürlüğün kavramı bu. Öyle olunca da... Bak yine söylüyorum, bugün, bugün sinema oyuncuları anne derneğinin, olacağım, vakfının veya sinema ile ilgili vakıfların, derneklerin bugünkü hamlesini çok merak ediyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Bugün lazım, özellikle takip edeceğim. Bakayım ne yapacaklar. Yani ve bence bir süreli yatış tedavisi. Hani böyle gitti geldi değil, bir hastaneye alınması lazım. Yani İstanbul'da sabah saat 27 dereceydi bugün hava. Herhalde öğlen saatlerinde bir 30-31 bulacak. Çıkar bir daha, çok fena. İnşallah Cihangir'deki kafelerin tahta sandalyelerini süslemekle zaman geçirmezler bugün. Bir göreceğiz bakalım Cihangir'den o popolarını koltuklardan kaldırıp Büyükçekmece'ye kim gidecek? Çok merak ediyorum. Beraber oynadığı oyuncuları falan burada saymamıza herhalde gerek yok. Oynadığı projeleri Arda Kural'ın saymamıza gerek yok. Bilmiyorum, hakikaten bunu bilmiyorum. Hani nedir bu tedavinin tutarı? Nasıl bir ekonomik Perşembenin şeydir? Gelişi çarşambadan belliydi. Çok uzun bir süreden bahsediyorum. 3 sene önce tedaviye başlanmış. Bu süreç içinde de medyaya bir iki haberle düşmüş bir adamdan bahsediyoruz. Buraya gelecekti bu mevzular. Yine de bu karşımızda yine bak saçını geriye taramış, bakımlı falan, eli ayağı düzgün bir tane adam görüyoruz. Yani daha da sersefil bir halde görebilirdik. Biz şundan ders çıkartmadık. Yıllarını sanata, sahneye ve sinemaya vermiş insanların Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki bir yıldızlı işte otellerde öldüğünü, sokaklarda öldüğünü, cenazesini belediye işçilerinin kaldırdığı isimleri daha unutmadık. O yüzden bir yeni halkayı eklemeyelim. Vallahi ekliyor gibi gözüküyoruz. Eklemeyelim yani. Abi. Bir de en fenası şeyi düşünüyorum, yani bu yeni jenerasyonda yaşanıyor. Yani eskiden evet böyle hani senin söylediğin gibi Beyoğlu'nun arka sokaklarında işte bir döşeğin üstünde aç bir ilaç kaybedilen sanatçılar oldu. Ama şimdi yeni jenerasyonda şey var ya, biz birlikteyiz. Biz işte daha başka bakıyoruz. Cihangir'de hep beraberiz falan. Öyle olunca işte Arda Kural da bu jenerasyonda. O yüzden hani bilmiyorum ya, yani ben Sinem Kobal'la karşılıklı oynadıkları sahneleri, Sarp Leventoğlu'yla oynadıkları sahneleri falan daha saymama gerek yok herhalde. Hepiniz her şeyi hatırlıyorsunuz. Çok yakın bir örnek. Yani hani mümkün değil böyle bırakılması. Çok ayıp. Bir tek Sarp çok bilemeyebilir bugün. Ya ay yapma. Üstü başı kurumadıysa. Beraber tedavi olsunlar istersen. Bence sonuçta de olsunlar vallahi. Hastanenin o bölümü de var. Evet. Alkol tedavisi, efendime söyleyeyim, bağımlılıklar içinde bir bölüm söz konusu. Yani ben bugün bu haberi Allah okuduktan sonra çok ilk hamleyi sanatçı arkadaşlarından bekliyorum ama İl Sağlık Müdürlüğü'nün, bu konuda İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de aynı zamanda hemen şu saatlerde, hatta belki biz konuşurken bile olaya müdahil olmuş olmalarını bekliyorum açıkçası. Evet, ben gün içinde gerçekten üzerinde duracağım bir konu. Takip edeceğim ne olacağını. Ne olur. Gülnur Hanım, ben anlıyorum sizi. Yani anlamaya çalışıyorum tabii ki. Oğlunuzu, yaşadığınız şey kolay değil. Üstelik ben Arda'nın babasıyla ilgili o zamanlar çıkan haberleri çok hayal meyal hatırlıyorum. Ama bir baba figürümüz de yok ortada, sahip bildiğim çıkan. Bildiğim kadarıyla yok, evet. Bir baba yok. O yüzden çok da zor, yükünüz de çok ağır. Ama dediğim gibi yani komşulara tabii ki kızacaksınız, sitem edeceksiniz. Ama insanız hepimiz. Ürküyor olabilirler bir noktada. O yüzden bence bir an önce Arda'nın iyiliği için tedaviye devam edilmesi lazım. Orayı seviyor olabilir ama orada kalması daha iyi sonuçlar doğurmayacak gibi gözüküyor. Devam ediyorum yine magazin camiasında, dünyasında bence büyük bir travma olarak yer etmiş bir haberden bahsedeceğim. Kesinlikle. Hangisi? Oo, var değil mi? 45 saniyelik gördüm. Gamze Özçelik desem herhalde herkes her şeyi hatırlar. Ne yazık ki Gamze Özçelik'in çok talihsiz bir olayı vardı. Bayağı yıllar geçti ama üstünden. Onunla ilgili 45 saniyelik bir VTR'miz var. Sonra da ölümde sonunda dava sonuçlanmış. Onun haberleri var efendim. Bir gelsin hatırlayalım. Sonra geleceğiz konuşacağız. İki kez kurtuldu ancak bu kez olmadı. Yargıtay Gökhan Demirkol'un hapis cezasını onadı. Olay 1 Temmuz 2004 tarihinde yaşanmıştı. Oyuncu Gamze Özçelik, eski basketbolcu Gökhan Demirkol tarafından tecavüze uğradığını iddia etmişti. Demirkol mahkemenin kararıyla 2 kez hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında kararlar Yargıtay tarafından bozuldu. Ancak dava kapanmadı. 3. kez yargılanan Demirkol hakkında karar verildi. Demirkol, nitelikli cinsel saldırı ve zorla ırza geçme suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. 2 kez Yargıtay'da bozulan karar 3.sünde onandı.
Çok şey var söyleyecek. Şimdi oh olsun diyeceğim, insanlar yanlış anlayacaklar. Evet. Kardeşim. Diyelim ki içindeki hayvani dürtü harekete geçti ve bir dönem sevgilin olan bu kadına kendi rızasının dışında sahip oldu. Diyelim ki. Ve ahlaksız. Bunu görüntüleyerek daha sonra da internet ortamında yaymanın ne delikanlılıkla, ne adamlıkla, ne de insanlıkla bir alakası var. Yani bir genç kadından bahsediyoruz. Şimdi ya hakikaten söylenecek çok şey var da zaten söylenmesi gerekeni 11 yıl sonra da olsa zaten mahkeme söylemiş. 2004 yılında olmuştu olay. 1 Temmuz 2004 yılında. Çok şimdi uzun süre geçmiş. Bugün tecelli etmiş olması adaletin gönüllere su serpti. Ama velakin Gamze'nin gönlüne su serpti mi onu da düşünmek lazım. Bu travmayı yaşayan kadın bu. Şimdi hiç kimse duymamış olsa kendi içinde bir sürü fırtınalar yaşayıp psikolojik destekler de alarak bunu unutmaya ve atlatmaya çalışırsın. Ama düşünebiliyor musun? İnternette ucu bucağı olmayan ve bir delinin kuyuya taş attığında 400 akıllının 4000 akıllının bile çıkartamadığı bir yerde hayatındaki adamın seninle ilgili görüntülerinin dolaştığını görüyorsun. Kimin hangi hakkı var ki bu kadına böyle bir ızdırap çektirecek? Doğru. Yani tabii ki bir kadın olarak yani söylediğin yani, her şeye katılıyorum. Olayın şöyle bir boyutu da var. 11 yıldır süren bir dava. Bundan herhalde 4 sene önce ben Gökhan Bey'le konuştum. Yani konuştum derken ablası bana mesaj attı. Dava şeylerini, belgelerini avukatıyla birlikte bana evet. ve o zamanki partnerime yolladı. Programa çıkmak istiyordu. Daha doğrusu bağlanmak çünkü yurt dışında. Fakat bağlanıp bazı gerçekler açıklamak istediğini. Esasında meselenin böyle olmadığına dair. Biz dosyaları, böyle bir dosya geldi Tahir abi. Zaten anlamadık. Fakat ne? İddia şuydu. İddia, yani onun tutunduğu nokta benim anladığım kadarıyla ama çok kalın bir dosya. Vallahi yani doğrudur. O kadar hani vakıf olmam doğrudur. Mümkün değil. Böyle bir şey geldi. Hani avukatın anlattığı, Gökhan Bey'in ablasının anlattığı BAP'ta bildiğim, duyduğum mesele şu. Tabii ki aksiyonun kendisi yani oradaki olayı hiçbir şey hafifletemez. Onu geç, o kapadık onu. Diyor ki sadece hani hafifletici neden denebilir belki bilmiyorum. Şöyle bir şey. O tarih, videonun alındığı tarihte ayrılar. Evet. Efendim söyleyeyim. O gün otelin kayıtları var. Odaya beraber el ele girerken. O gün beraber eğlenilmiş onlar var. Efendime söyleyeyim. Kendi rızasıyla daha benzer videolar var. Mış çekilen. Yani bu videonun benzerlerini de çektim. Orada haberdardı gibisinden bir durum vardı. Hatırlıyorum konuşulanları hayal mi? Yani sonra biz zaten böyle bir şeyin içine hiç girmek istemedik. Zaten hangi ülkede olduğu hakkında da hiçbir fikrim yoktu. Fakat yani şeyi vardı hani ben günah keçisi oldum. Bu görüldüğü gibi değil. Tamam, bir tek benim kafamdaki tek soru işaretini söyleyeyim sana bu olaydı. Buraları bu söylediklerimi ben de zaten böyle yaptım yani. Ama tek bir şey tek takıldım. Telefonun hani böyle aletini şey veriyorsun ya telefonu hani tamire mamire. Evet. Şimdi ben teknoloji özürlüyüm biliyorsun. Aha. Fakat geçen gün duydum ki biri bana dedi ki daha doğrusu bir arkadaşıma söylemiş. Aman telefonunu takasa verme. Neden dedik? Çünkü biz şimdi burada siliyoruz ya videoyu fotoğrafı. Biz sildiğimizi zannediyormuşuz Tahir abi. Buradan gitmiyormuş. Yani sonuçta hakikaten bu hani ben şeytan avukatlığını yapmıyorum. Bir kadınım asla Gökhan Bey'in tarafını tutamam ama belki de yaymamıştır. Gerçekten telefon tamire verdiğinde bu video çıkmış olabilir. Hani yayma meselesinde çok emin değilim. Yani çünkü kendini yaktı adam. Yani bunu yayınca yanacağı da ortada yani. Kendi de var videoda. Tek bireysel değil. Videoya bakınca onun ne olduğunu anlıyorsun zaten. Dizindeki yara izinden anlıyorsun yani. Kaçamaz. Şimdi internete düşen o görüntüler gazeteci olduğum için bize de geldi. Gördük evet, tabii hepimiz gördük. Görüntüde kendinde olmayan ve rızası dışında bir ilişki içinde olduğu bir kadın var ortada. Yani bunun artık fantezi olmaktan öteye çıkmış. Hani daha önce beraber çekmiştik, bilgisi de vardı. Diyelim ki böyle bir fantaziniz var kardeşim. Kendinizi çekiyorsunuz, sonra da seyrediyorsunuz. Bunu internete vermek ne? İşte ben İnternet de diyorum ortamına. Ki internete telefon tamir durumundan gitmiş olma ihtimalini... Hiç sanmıyorum. Ben o ihtimal üzerinde duruyorum. Bu konuyla ilgili daha çünkü önce böyle bir şey yani. Attılar biliyorsun ki. İşte buradan efendim silinmiyor falan filan filan. Ha, evet. İki tane tuş hareketiyle telefonun üzerindeki her şeyi silebilme şansına sahipsin. Sen data olarak bunu
bu telefonların merkezinde toplamıyorsan. Yani daha önce ünlülerin fotoğraflarının düştüğü Scarlett yerler Johansson'ın var ya. Scarlett fotoğrafları çıktı mesela. O telefondan kaynaklanmadı. O görüntüleri biriktiren merkezi kırdıkları için bulut oldu. Bulut var orada bir tane. O buluta anladın gittiği mı? İçin. Oranın şifresini kırıp aldıkları için oldu bu iş. Yani cep telefonundan çıkmadı bu hikaye. Buradan çıkmadı bu iş. Yani ben yine de telefonu takasa vermeyip kendi yani makineye tutmayı tercih ediyorum maazallah. Ve korkuyorum hakikaten siliniyor mu silinmiyor mu hiç emin değilim hiçbir şeyden çünkü. Burada da hani tanımam birebir oturmuş sohbet etmişim Gökhan Bey'le yok. Yani, canlı gördüm. Gamze'yi bir iki defa davetlerde kokteyllerde görmüşümdür. Beyefendiyi sadece sporcu olarak tanır ve bilirim. Olay gündeme düştükten sonra gündem vasıtasıyla mevzunun kahramanı olarak gördüm. Görüntüleri daha önce bildiğim için yine söylüyorum. Bir kadın ve bir erkek bulunmasına rağmen kadının rızası olmadan baygın bir vaziyetteyken çekilmiş Allah görüntüler olsun. Var orada. Birincisi bak yine yani diğer görüntülerimiz de vardı diyor ya. Diğer görüntülerimiz de. Ama bak ne yapıyorum sana bak, yani. Tamam diğer görüntülerimiz de vardı yani. Denilen noktada. Geçiriz. Eğer kadın kendinde ve malikse bu görüntüler de kendi rızasıyla çekilmişse ayrı mesele. Ama yine de bir şey internette değişmez. Yayınlanan ve dağıtılan görüntülerde bir kadın içinde bulunmuş olduğu duruma rızası dışında katılmış. Evet hayır abi açıkçası. Yani öteki görüntülerde isterse el sallıyor öpücük yolluyorsun. Hiç umurumuzda olmaz. Evet. Bunda rızası var mı? Yok bitti. 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 İstersen bitti ondan yani. Öncesinde dans ederek 11 yıl gecikmeyle yani. Adaletin Allah tecelli aşkına. Etmiş olması dediğim gibi önemli. Daha da önemlisi Gamze Hanım'ın çok vicdanını ne kadar rahatlattığı, ne kadar onun yaralarını sardığı, ondaki tahrifatı ne kadar onardı. Bu soru işareti aklımda. Ben hep şey diye düşünüyorum ya hayatta başımıza gelen her şey bu dünyada bize bir şey öğretmek için bir imtihan ya iyi kötü. Bence ruhani açıdan hani kötü bir olaydan iyi dersler çıkarmış ayaklarının üzerinde duran çok güzel bir anne oldu Gamze Özçelik öyle bakmak lazım. İşte bak mesela. Oğluyla fotoğraflarını görüyorum Instagram'da şimdi bak o kadar mutlu o kadar güzel yani bir ne kadar anne acı bir şey ki. Değil mi bak evlendi ve çocuk sahibi oldu. Uğur Pektaş ki dünya 11 yıl sonra tamam. O gün gazetelerde bu haberle manşette. Şimdi bugün kalktı ve gördü. Onları gördü. Yani üzülsün mü, sevinsin mi? Valla Gamze Hanım izliyor musunuz bilmiyorum ama üzülmeyin. Çünkü gerçekten her şey bir imtihan. Ben inanıyorum ki bundan siz alnınızın akıyla çıktınız ki çok güzel bir anne oldunuz. Ben oğlunuzla fotoğrafları, videoları falan bir görmen lazım dünya tatlısı. Ve herkesin altından kalkamayacağı bir şeyin altından kalktınız. Ben Selam Kuyucuoğlu'yla konuştuğumda da bunu söyledim. Bütün Türkiye'nin önünde böyle bir şey yaşamak ve hala ayakta durmak... Çok zor bir şey Allah kimseye vermesin. Geçmiş olsun diyelim. Bir tek şu internet meselesinde de ben özürlü olduğum için takasa makasa telefon vermem. Maazallah telefonu kasaya koyarım. Yeni bir telefon istiyorsam bunu tutacağım ben. Yine vermem. Söylüyorum elindeki telefonla ilgili hani model olarak söylüyorum. Üzerine hafıza kartları takılmayan telefonlar var. Bunda o telefonlara var çekilmiş olan görüntülerin saklanıyor olması diye bir şey yok. Yani siz eğer bir yerde depolamıyorsanız değil. Bunda bir kart de, var değil mi mesela? Bunda yok. Yok bir de mu? Hafıza kartı takılan telefonlar var. İşte eğer oradaki hata şu, eğer telefonunuzu verirken üzerindeki hafıza kartını almayıp o görüntüleri o hafıza kartına yüklüyorsanız o zaman geçmiş olsun diyeceğim. Yani öyle bir şapşallık kibarca söyleyeyim şimdi daha adlandırınca söyleyeyim. Yapılmışsa da artık o da demek ki yapmamamız gereken bir şey. Ya telefona bir şey çekip tutmayınız arkadaşlar. Telefonu siliniz o zaman yani. Ya da benim gibi takas noktasında anneme veriyorum. Annem kullansın. Biz annemle böyle telefon değişimine giriyoruz. Ama Gamze Özçelik için bugün her ne kadar biraz buruk olsa da güzel bir gün. Rahat nefes alacağı bir gün olsa gerek. Devam edelim mi? Ne demek? Hangisiyle devam edelim? Şu Kayahan hikayesi. Gene Arap saçına dönüyor. Çok fena Tayyar abi o. Evet, onun da bir VTR'si var. Gelsin bir kısa bir VTR'si var yine. İpek Açar cevap vermiş. Sonra gazetelerde boy boy bu Kayahan meselesi var. Evet. Onları okuyalım. Gelsin VTR'miz. İddialar asılsız ve çirkin. Sanatçı Kayahan'ın vefatının üzerinden 3 ay geçti. Miras kavgaları da ortaya çıktı. Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar, babası komadayken hesabının boşaltıldığını öne sürdü. Kayahan'ın eşi İpek Açar suskunluğunu avukatı aracılığıyla bozdu. Açar, iddiaların asılsız ve çirkin olduğunu öne sürdü. İpek Açar, iddialarda geçen hesapların 22 yıllık evliliklerinin müşterek birikimi olduğunu söyledi. İpek Açar, hesaplardaki her hareketten Kayahan'ın haberi vardı dedi.
İpek Açar, asılsız iddialar yüzünden Beste Açar'a dava açabileceklerini de söyledi. Buyurunuz evet. Tayyar Bey. Şimdi önümde iki tane gazete var. Dün de konuya vakıf olan arkadaşlarla biraz haberleştik ne oluyor ne ediyor diye. Kayahan'ın bıraktığı en büyük miraslardan bir tanesi şarkıları. Hı hı. Bu şarkılar okunduğu, söylendiği ve çalındığı süre içinde altın yumurtlayan tavuk gibi para getirecek. İpek Hanım daha çok şey konuşabilir ama sanıyorum herhalde eşine olan saygısından biraz daha suskun kalmayı, mahkemenin sonuçlanmasını bekleyecek. Ama ve lakin Beste Hanım bankadaki paranın derdinde değil. Bundan sonra bankaya yatacak olan paraların derdinde. Kayahan şarkılarının teliflerinin peşinde. Ama Kayahan'ın meslek birliğine ve avukatlarına vermiş olduğu talimatta şarkılarının gelirlerini zaten eşine ve çocuğuna bırakmış. Kızına bırakmış yani. Şarkılarımın diğer yönetimi, küçük kızına mı bırakmış? Şarkılarımın yönetimi eşimdedir, İpek Acar'dadır. Bundan sonra okumak isteyen, bu şarkıları değerlendirmek isteyen ya da satın almak isteyen böyle varsa... Böyle bir şey okuduk. Evet, İpek Hanım'a devrolacak diye. Hatta şey dememiş mi İpek Hanım'a? İpek'cim şarkıları hak eden insanlara okut. Okusun. Evet. Aldığın paradan da Beste'nin payını ayırmayı unutma evet. diye de bir şeyi vardı. Değil mi? Öyle bir şey okuduk. Aynen böyle. Şimdi haberdeki detayı bir okuyayım istersen Tayyar evet. abi. Okuyunca yine senin sağ göz bu sefer sol gözün dolacak sinirden. Bugün Tayyar abinin tam şeyi, haberler tam Tayyar abilik haberler. Şimdi 3 Nisan'da Kayahan'ı kaybetmiştik. Allah rahmet eylesin tekrar. Mesele şu. Beste Açar Haravon diyor ki babasının hastanedeki uyutulma sürecinde 894 bin, 97 idi bu. 94 binde bulunan banka hesabından 687 bin TL'nin çekildiğini öne sürüyor ve diyor ki babam yaşam savaşı verir uyutulurken para kaçırmışlar. İpek Açar'ı mahkemeye veriyor. Açar'ın avukatı da hesaplar ortaktı. Yapılanlar Kaya'nın istek ve iradesine uygun olarak gerçekleşmişti diyor ve İpek Hanım'ın cevabı şu. İpek Açar açılan tespit davasındaki suçlamalara karşı gelecek hafta mahkemeye cevap yazısı sunacak. Açar, Kayahan'la birlikte Beste Açar'a ve onun oğlu Oben'e yıllar içinde yaptıkları maddi desteği ortaya koyacak. Beste Açar'ın kredi kartı borçlarının ve oğlunun eğitim masraflarının Kayahan ile İpek Açar'ın ortak hesabından karşılandığı iddia edildi. İpek Açar dün Instagram'a şöyle yazdı. Canım eşimin hatırasına saygımdan şimdilik konuşmayı düşünmüyorum. Altına da ekledi. Hayat yamandır, zehri yalandır. En büyük acılardan birini yaşadım. Bu da gelir, bu da geçer. Hemen sağ tarafa geçiyorum. Beste Hanım'ın da tabii yine Instagram ve Facebook üzerinden bir açıklaması var. Şu sosyal medya ne hale getirdi bizi değil mi? O da babasına bir mektup yazıyor. Kısa bir mektup. Sana hep o kadar güvenip yaslanmışım ki değil yürümek ayakta bile duramıyorum artık. En güzel bestem dediğin beni babacığım çok üzüyorlar. Senin yanında hazır olda duranlar kral oldu. Tam bir yerinde bir atasözü. Öküz öldü, ortaklık ayrıldı. Bir saat kalkıp gelsen, anlatsam sana yine. Beni kurtarsan onlardan. Elimi tutup çocukken düştüğümde yaptığın gibi ayağa kaldırsan beni. Çok ihtiyacım var, diyor Beste Hanım da. Şimdi öküz öldü, ortaklık ayrıldı. Senin yanında hazır olda duranlar kral oldu. Öküz ölmeden önce bir ortaklık mı varmış? İşte şey varmış, ortak hesaptan hem kredi kartı hem de oğlunun eğitim masrafları karşılanıyormuş. Orada belki bir şey mi olacak? Oradan mı çıkıyor yani ya da bu mesele? Ya arkadaş, şimdi... Kemik sızladı, ters döndü. Yani gerçekten Allah rahmet eylesin, nurlar içinde, ışıklar içinde yatsın. Kayağına derler ya, mezarında ters döndü, kemikleri sızladı. Adama rahat vermedik. Peki yani. Adama hakikaten sormaz, çok rahatsızdır şu an. Beste Hanım'a yani. Sormazlar mı? Allah. Babacığım kalksan da bir saat yanımda olsan diyen baban, saatlerce yanındaydı da sen neredeydin güzel kardeşim? Neredeydin yani? Şimdi babanın parasının derdini düşünce mi babanın hasreti sardı vücudunu? Bir saatliğine babacığım uyan kalk gel diyorsun. Bu mudur yani? Hiç mi yoktu Tayyar abi? Biliyor musun ya, kesin? Hani ben bilmediğim için film, soruyorum. Gerçekten yani, hiç mi? Çok kopuk bir bak, baba kızı. Daha önceki baş başa yapmış olduğumuz bir akşamüstü sohbetindeki diyaloğu daha önce söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Beste Hanım'ın yaşamış olduğu hayatla ilgili şöyle bir korkusu vardı Kayahan'ın. Ne zaman ölürüm biliyor musun dedi bir gün.
Aman be abi dedim, nereden çıkartıyorsun şimdi ölüm işini falan. Seneler oldu. Bebekte teknesinin güvertesinde oturuyoruz. Eğer bir gün meslektaşların kızımla ilgili bir haber yazarlarsa, başlığını söyleyemiyorum burada, bilmiyorum, böyle bir benzetme yaparlarsa, öldüğüm gün o gündür dedi. Dedim abicim niye böyle bir şey yapsınlar ki? Dedi ki hiç dinlemiyor beni. Hiç zapt edemiyorum. Kız çocuğu babası olmak çok zor bir şey. Ve biliyorsunuz ilk evliliğinin nasıl noktalandığını, Tayfun olayını. Tayfun Bey. Evet. Nasıl noktalandığını ben tabii hatırlayamadım. Evliler aldattı işte işini. Ondan kaynaklanan bir boşanma söz konusu oldu. Kayahan Bey günlerce bunun özü. Ve sadece orada duyduğu babalık vicdanından dolayı uzun süre Kayahan Bey Tayfun'a sahip çıktı. Hep ben öyle hatırlıyorum yani. Ama buydu sebebi yani. Çünkü o çok seviyordu, oğlu gibi seviyordu. Ve onun içine düşmüş olduğu durum kızından kaynaklandığı için senelerce arkasında durdu bu hikaye. Peki Beste Hanım, Tayfun Bey'le evliyken şey yaptı, iletişime geçtiği. Evet. Beyefendiyle mi evlendi sonra? Onunla evlenmedi galiba bildiğim kadarıyla. Öyle bir evlilik olmadı. Ha. Ama o ilişkiyi böyle bir durum bitirmişti. Şimdi buradaki miras paylaşımında yine söylüyorum. Hukuki anlamda çözüm yapılacak. Ama ve lakin Kayahan Bey ve Beste Acar'ın, İpek Acar'ın ortak hesabındaki kullanılan paranın hesabını sormak Beste Acar'a düşmez. Ve ayrıca o hesaptan zaten Beste Hanım'ın kredi kartları şimdi ve bak, Beste ufak Hanım'ın ufak, oğlu o benim ufak ufak bu hikaye, öğreniyormuş zaten. Ufak ufak bu hikayenin senaryosu yazılmaya başlandı zaten. Oğlunun ve kendisinin kredi kartları ve okul masrafları ödeniyormuş. Bunları İpek Hanım çıkaracak ortaya. İpek Hanım dedi ki, tabii ki canım, diyecek ki kadın, tamam kardeşim buraya kadar. Yani sen alacağını al, hadi uza bakalım. Ki, bu hesaptan daha kart mart bilmem ne ödenmeyecek yani. Hani ben şöyle düşünüyorum açıkçası, ve İpek Hanım'ı tanımam. Ama nedense bana verdiği hissiyat şuydu. Hiç böyle bir haber çıkmasaydı, İpek Hanım bence destek olmaya, kredi kartına da, eğitime de yani devam ederdi bence. Kesmezdi yani. Bir mecburiyeti var mıydı? Yoktu ama yaptı. Kesmezdi. Benim hissiyatım nedense İpek Hanım'a dair öyle. Kesmezdi diye düşünüyorum. Fakat şu, Habertürk'te de şöyle bir durum var. Esas senin söylediğin meseleyi yazmış Habertürk. Kayahan'ın vefatının ardından eşi İpek Açar'la kızı Beste Açar arasında yeni bir cephe açılıyor. O da şu. Babası komadayken hesabından para çektiği gerekçesiyle, malumunuz orayı okudum. Esas ama para çekmekten ziyade Kayahan'ın şarkılarının yönetimini Beste Hanım istiyor ki, çünkü çok ciddi besteler, çok önemli, çok değerli eserler ve ciddi bir gelir kaynağı. Kesinlikle. Gelir kapısı. Buradan bunu devralmak istiyor Beste Hanım anladığım kadarıyla. Dün benim de edindiğim bilgi buydu. Kavga bankadaki paranın 200-300'ünün gittiği değil, bundan sonra gelecek olan paranın nasıl paylaştırılacağı ve tasarruf edileceği. Çünkü Kayahan şarkıları okunacak. Hatta Kayahan Bey'in okumadığı, bestelerinin yapıldığı, çalındığı bir sürü sıfır şarkı var. Daha evet, daha çıkmamış şarkılar var. Şarkılar var. Bu şarkılar çok değerli şarkılar. Yarın öbür gün yeniden Nülüfer'in bir iki tane Kayahan şarkısı okumak isteyebileceğini ya da bir başka birinin, ya şu şarkıyı ben okuyayım, güzel motifleri var, temeli güzel bu şarkının diyebileceğini kim garanti edebilir ki? Birileri çıkacak bu şarkıları okuyacak. Onu da bırak. Zaten Kayahan şarkıları hala radyolarda, televizyonlarda, işte Rostelaplarda falan çalıyor. Ve bundan kaynaklanan telif akışı var. Bunlar ciddi paralar. Yani Kayahan'a 1 lira ödemiyorlar telif için. Bu paralardan gelecek paranın yönetimini devralma. Dün bir arkadaşım, avukat bir arkadaşım bu konuyla ilgili böyle bir şey söyledi. Bugün de gazetede yeri var. Valla ben dediğim gibi sonuçta giden gitti. Hadi bakalım biz burada artık hani para hesabı yapalım, beste hesabı yapalım falan, ama sonuç itibariyle işte ters dönmek, kemik sızlatmak meselesi bu ki kaç kez söylemiş sağken de kendisi, en hassas olduğu nokta. En hassas olduğu nokta. Yani hani en çok istemeyeceği şey neyse o şu an yapılıyor. Şunları zaten, okumama, şunu görse şu haberi, şu okuduğumu duysa hakikaten ne düşünürdü bilemiyorum. Zaten yani. İpek Hanım dese ki ben Kayahan Bey'den bana kalan malların yarısını besteye veriyorum. Canım verdim hadi bakayım evet. Tamam. Bunu sözlü söyleyebilir ama veraset intikal diye bir iş var. Yani öyle keyfe keder veremez değil mi? Önce bir veraset alınacak ve mal paylaşımı yapılacak. Sen 1/3 oranında alacaksın. Ben 2/3 oranında alacağım. Sonra ben almış olduğum paydan sana kendi aramızda pay vereceğim. Sana hukuk bir pay biçecek burada. Tayyar abi 3 Nisan ya. 3 Nisan hangi bugün, ne Temmuz mu? Parmak hesabı yapsak yani, 4 ay. Allah aşkına hani 4 daha ay ne yani. Oldu yani daha ne kadar? Hani bunun acısı geçti mi? Geçmedi.
Bilmiyorum. Ben bugün bazen böyle magazin gündeminde öyle şeyler üst üste okuyoruz ki Tahir abinin sağ gözü sol gözü doluyor. Vallahi. Benim böyle bir sinirden kaşıntılarım tutuyor ama neyse ki bugün çok güzel bir hanımefendi. Genç bir anne. Bizimle birlikte olacak Seda Üren. Ben şu an görüyorum, siz görmüyorsunuz. Seda Hanım şahane gözüküyorsunuz efendim. Anne demeye bin şahit anne lazım. Anne demeye bin şahit lazım genç ayrıca. Genç kız gibi dolaşıyor bir baksana. Bir beyaz dar pantolon var üzerinde. Böyle güzel bir fizik olamaz. Şöyle bir şey yapalım. Bodrum turumuz var. Bir Bodrum'a gidelim. Gitmiş kadar biz de tatil yapmış kadar olalım. Döndüğümüzde üçümüz burada olacağız. Seda Üren bizle birlikte olacak. Magazin gündemi dolu ama Seda Hanım'ın sesini de çok özlediniz, sohbetini çok özlediniz. O da bize katılacak. Bir yere ayrılmayın efendim. Kısa bir Bodrum turu sonra buradayız. Tatil cenneti Bodrum yine şen, Bodrum yine ünlü dolu. Gündüzleri plajda boy gösteren magazin dünyasının ünlüleri geceleri de eğlencenin dozunu artırarak tatilin keyfini sürmeye devam ediyor. Sizler için birbirinden renkli görüntülerden derlediğimiz keyifli mi keyifli bir Bodrum turuna hazır mısınız? O halde başlayalım. Hafta turumuza gecelerden başlayalım istedik. Bodrum'un gündüzleri plajları hınca iş dolarken geceleri de eğlence tam gaz devam ediyor. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konseri de bu doluluktan payına düşeni almış durumda. Serdar Bey sahnede şarkılarını seslendirirken izleyenler arasında tanıdık bir isim var. Hande Yener. Hande Hanım Serdar Ortaç şarkılarıyla kendinden geçiyor. Birbirinden hareketli şarkılarla ve coşkulu izleyici kitlesinin büyüsüne kapılan ünlü şarkıcı sahneye fırlıyor ve başlıyor şarkı söylemeye. Serdar Ortaç da ara ara kendine eşlik edince ikili müthiş bir performans sergiliyor. Hande Yener'in şarkısının sonunda müjdeli bir haber geliyor Serdar Ortaç'tan. İkili önümüzdeki günlerde düet yapacaklarmış. Yıllar sonra bir arada olmak harika. Arkadaşlar bir düet hazırlıyoruz ve güzel bir şarkı yapacağız 2 aya kadar. Aynen. Yazın sonuna yetişirse süper olacak. Çok da güzel bir şarkı olacak. Heyecanlıyız. Bu birlikteliğimiz için ben alkışlıyorum Hande'yi. Ben de çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Coşkulu bir dinleyici topluluğu karşısında tadına doyulmaz bir konser veren Serdar Ortaç, sahne sonrası kameraların karşısına geçiyor. Muhabirlerin geçtiğimiz haftalarda tatil için Türkiye'ye gelen eşinin ailesiyle ilgili soruları yağmur gibi gelince açıklama yapmak zorunda kalıyor ünlü popçu. Hanımın babası annesi geldi, çocuklar geldi. Ondan sonra 5-6 kişi, 4 onlar ikimiz işte. Bodrum'da 7 gün kaldık. Güzeldi. En çok merak edilen konulardan biri de misafirlerinin Bodrum'u nasıl buldukları. Onlar İrlanda'da 20 derecenin üstünü görmedikleri için Bodrum onlara çok sıcak geldi. Donuyorlar orada. Burada tabii kanları ısındı. Bodrum'un güzelliklerine şahit oldular. Tatil sadece Bodrum'la sınırlı kalmamış tabii ki. Çeşme'ye de geçilmiş. İki turizm cennetini de gören kayınbabası Serdar Ortaç'a öyle bir itirafta bulunmuş ki ünlü şarkıcının gururdan göğsü kabarmış. Babası dedi keşke Türkiye'de olsaydım. Keşke Türk olsaydık da bu güzellikleri yaşasaydık. O çok sevindirdi beni. Biz içinde yaşadığımız için fark edemiyoruz belki. Ama cennette yaşıyoruz. Bu arada küçük bir de baldızı varmış Serdar Ortaç'ın. Başarılı popçunun sözlerinden henüz 4 yaşında olan baldızıyla bir baba gibi ilgilendiğini anlıyoruz. Kayınvalide eğleniyor tabii. Geldi yazın keyfini çıkardı. Kucağında çocuk. Vallahi baldızım 4 yaşında düşün. Siz hiç kucağınızda görmüyoruz ama. Yok baldızım yani her zaman ben bakıyorum önce. Vallahi... Onlar tatil yapsın diye hep ben ilgileniyorum. Yanında üzerine titrediği eşi olmasa da aklından bir türlü çıkaramıyor Chloe'yi. Özel hayatlarında mutluluğu yakalayan ikili bundan sonra iş hayatında da birlikte olacaklarmış. Duyduk duymadık demeyin. Chloe, Serdar Ortaç'ın konserleri öncesi DJ performansı yapacakmış. Karım DJ'lik yapacak. Merak sardı DJ'liğe, sevdi de. Birkaç kere İstanbul'da yaptı. Şimdi benim konserlerimden önce de yapacak. Yarım saat müzik çalacak.
hoş olacak bence. Chloe her ne kadar sakin tavırlarıyla tanınsa da Serdar Ortaç'ın dünya ünlü yıldız Otile Bruma ile çektiği klip sonrası evde küçük çaplı bir kriz çıkarttığını söylemeden geçmeyelim. Serdar Bey bakın o krizi nasıl atlatmış. Yani Otile ile güzel oldu. Romanya'da sürpriz oldu bize. Gittik beraber şarkı söyledik. Sonra klibini beraber çektik. Klip de güzel oldu. Şarkıyı karıma yazmıştım. O biraz madem bana yazıyorsun ben niye oynamıyorum dedi ama olsun. Onun da gönlünü aldım. Otile ile arkadaş oldular. Şimdi her şeyi kotardık. Evet, Bodrum gecelerinde bunlar yaşanıyor. Kendini Bodrum'un serin sularına bırakan bir başka ünlü isim de şarkıcı eşi Emre Altuğ'dan olaylı bir şekilde boşanan ünlü sunucu Çağla Şikel. Çağla Hanım masmavi sularda keyifle serinliyor. Denizden çıkan Çağla Hanım, oğulları Kuzey ve Uzay'la birlikte çıkmış tatile. Güneşlenmeye gittiğini sandığımız hanımefendi minik oğullarının yanında alıyor soluğu ve başlıyor onlarla oyun oynamaya. Hayat ne kadar garip sözünü hatırlatan görüntülere geçiyoruz şimdi de. Bir dönem küs olan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Gökhan Töre eski defterleri kapatıp yeni bir sayfa açmışlar. İkili tatillerini birlikte geçiriyor. Gökhan Töre denize girmeyip sürekli güneşlenirken Hakan Çalhanoğlu kendini serin sulara bırakmak için fazla beklemiyor. Biraz yüzdükten sonra son dönemin gözde eğlence araçlarından olan Freeboard'u denemeye karar veriyor Hakan. Önce güvenlik deyip dikkatlice teçhizatlarının takılışını ve kontrol edilişine yardımcı oluyor ünlü futbolcu. Çalışma sonrası kendini Bodrum'un mavi sularına bırakan Hakan Çalhanoğlu Playboard gösterisine başlıyor. Kendinden emin ve sanki daha önce bu aleti kullanmışçasına rahat hareketlerle eğleniyor ünlü futbolcu. Tatil için Bodrum'u tercih eden bir başka ünlü futbolcu da Atletico Madrid'de top koşturan Arda Turan. Yanında sevgilisi Aslan Doğan var. İkili güneş ve denizin tadını çıkarıyor. Sohbet arasında kendini serin sulara bırakmakta bir an olsun tereddüt etmiyor Arda Turan. O anlar kameramıza işte böyle yansıyor. Denizde arkadaşlarıyla sohbet eden ünlü futbolcu çıktıktan sonra tüm ilgisini yine Aslan Doğan'a yönlendiriyor. Arda Bey ve Aslan Hanım'ı böylesine mutlu görünce insan ister istemez bu ilişki nikah masasında biter demekten alamıyor kendini. Bodrum'da denizin keyfini çıkaranlardan biri de ünlü oyuncu Bülent İnal ve ailesi. Kameramıza ilk takılan eşi ve çocuğu oluyor başarılı oyuncunun. Bülent Bey'in eşini görüp de sanmayın ki kendisi yok. O da Bodrum'da. Sadece denize girmeyi sevmiyor olsa gerek ancak ailesi denizden çıktıktan sonra geliyor yanlarına. Yakıcı güneşten kurtulmak için gölge bir masa bulan çift sohbet ederken minik oğulları da bakıcı eşliğinde bisikletine binerek eğleniyor.
geldiniz. Günaydın. Ben şarkıyı söylerken Tayyar abi işaret ediyorum. Tayyar abi mikrofonu ne yapacağız bana böyle bir... Yardım edeyim mi? Yok yok, şey onu biz çaktırmadan hallederiz. Ha, tamam. Şimdi bu burayı düşürdüğü için tabii bazen hesaplayamıyoruz. Bende de oluyor. Ben de bazen öyle şeyler görüyorum. Ne güzel renkler ya. Teşekkür ederim. Valla süpersiniz de. Bugün bende daha bir süpersiniz. Bir bak renk ne kadar şey renkliyiz. Çok evet, güzel oldu. En sevdiğim ya. Renk. Çok güzel oldu. En tatlı pembe. En çıldıran pembe. Çok güzelsiniz. Bu arada anons ederken de söyledim. Utandırıyorsunuz böyle şeylerden, çok utanıyorum ama sağ olun. Ama vallahi yani. Öyle yani hani fizik yerinde zaten güzellik yerinde anne olduğunuz hiçbir değişiklik yok. Genelde şöyle bir şey oluyor ya yani, anne olursam acaba fiziğim zarar görür mü falan. Görüyorsunuz zarar görmeyeni var. Burada bakıyoruz bir zarar söz konusu değil. Gayet. Hatta ekstra da bir güzelleşme de gelmiş, onu da söylemem lazım. Teşekkür yani. Ediyorum, o, çok herhalde sağ ol. Herhalde büyük bir ihtimalle Nefes Kağan'ın güzelliği de özellikle değil mi? Kesinlikle, o öyle bir şey varsa teşekkür ediyorum, ondan dolayıdır. Çünkü onun size ruhunuza kattığı değişim duygu? Aslında çok büyük. Yani bir kadının olgunlaşması, işte ondan önceki ne yaşadığı, yıllar önemli. Bunun mukayesesini yapıyor musun evde? Yani böyle hani anne oynarken falan, ben Instagram hesabını takip ediyorum, fotoğraflarınızı görüyorum. Çok güzel fotoğraflar var. Halini ama hani sen kendi kendine böyle hem onunla oynarken, ya öncesi ve sonrası Seda'yı kendi kendine böyle bir şey yapıyor musun? Ya çok deli dolu bir insandım. Hani gözüktüğüm gibi değilim. Böyle biraz ağır başlı, soğuk falan dışarıdan öyle gözükürüm. Ondan sonra aslında iç dünyamda öyle deli kıpır dolu. Kıpır kıpır. Öyle bir kızım. Hiperaktifim zaten çocukluktan geldi. Tabii çocuk olunca çocuk hiperaktif zaten. Kime çekti acaba diye. Dur. Onunla ben bir olgunlaştım tabii. Aslında yani onunla tekrar da çocuk da oldum. Aslında... çok da olgunlaştım. Yani büyük bir değişim oluyor. Şey doğru muymuş? Anne olmadan anlamazsın. Cümlesi yerinde miymiş yani? Ben onu ilk gün daha dedim. Ah, kucağıma aldığım ilk gün dedim. Hatta bir resim paylaştım. Merak ediyorlar, niye paylaşmıyorsun hani resimlerini çocuğuna, bizden mi gizliyorsun? Aslında anca o doğum sonrası ki yorgunluk falan anca fırsat buluyorsunuz. Aynısını söyledim. Yani anne olunca annelerimizin dediği gibi anlıyoruz. Hep söylüyor anlıyoruz. Da benimki o yüzden. Evet söylüyor. Bir de şey var, büyüklerin lafıdır hani. Bak şöyle doğrudur. Doğru, büyükler ne söylüyorsa doğrudur. Çünkü çıkıyor sonra. Evet çıkıyor. Anladım. Daha da iyi anlıyorsun. Biraz babaya mı benziyor? Benziyor. Babaya da benziyor. Bana da benziyor. Sana da benziyor ama. Tabii fark etmez ya kime benzedi. Sağlıklı saatli olsun da. Ben ama çok dua ettim doğmadan. Dedim ki Allah'ım dedim yani sağlıklı saatli olsun. Hiç önemli en değil. Ama şey yani aklı beyni babaya benzesin. Ondan sonra erkek çocuklar hani biraz hep babaya benzer ya anneye zor. Ama dedim bana benzesin dedim. Ne yalan söyledim, öyle bir dua dedim. Bak dedim haklı beyin dedim, hep babası. Yani dedim, bu şunu gösteriyor. Hani bunu biraz babaya benzettik ama hani bana benzeyen bir tanesini de istemem değil. Hani gelse yani de bakarım. İlk sipariş vermedim dedim, sağlıklı saatli olsun ne olursa olsun hani evlat. Bekliyorum dedim. Ama ikincisinde şimdi dil yalan söyler, kalbi Allah bilir. Yani o yüzden ona dürüst diyorum, açtım, dua ettim de. Yani nasip edersen ikincisini. Yani şimdi senden mi saklayacağım? Bir kız olursa yani fena olmaz diyorum. Ya çok tatlı. İnşallah Allah gönlünüze göre versin. Bir de kız olsun. Cümlemizi. Yani tabii öncelikle tabii ki sağlıklı ve hayırlı bir evlat olsun. Yani kızla... O tabii. Ailenin çocuğu, erkek kesinlikle, de o ailenin çocuğu kesinlikle. Ama... Kesinlikle, hani, onlar işin şeyleri işte insanların. Hani erkekten sonra kız veya kızdan sonra bir tane erkek, hep böyle denge kurulsun diye isterler ama sonuçta evlat tabii yani. Ayırt edilmez yani, vallahi, hiç tahmin etmiyorum. Mesela ben iki çocuğumu da kız diye beklemiştim. Şeye İkisi de erkek oldu mesela. Şeye baktırmamış mıydın? Ben şöyle, yani benim içimden geçen oydu. Ha. Hatta ilk... çocuğumuzda doktora diyorum ki bana sakın söylemeyin ultrasona baktığınızda. Son dakikaya kadar bana sürpriz öyle, olsun. Helal olsun. Normalde erkekler ya, merak bir şey yapar. Hiç dayanamaz yani. Yani son dakikaya kadar diyorum ki bekleyeyim yani. Bir hani orada bir sürpriz. Evet, yani söylemeyin bana. Sen hani anne bilebilir. Tayyar abi hiç merak dayanamadım. Antalya'da tatildeyiz, bir akşam sancısı tuttu. Tabii telaştan aldım götürdüm hastaneye. Evet. Yine doktor ultrasona, kendi doktoruyla telefonla konuştum. Dedim ki aman ultrasona bakacaksanız ben çıkayım. Ah, ben çıktım, dışarıda koridorda oturuyorum. Gecenin bir yarısı çıkmıyor o şeyde.
Hemşire içinde içeriden ağzı kulaklarına çıktı böyle. Gözünüz aydın, bir oğlunuz olacak dedi. Hemşireyi para. Sonra bankodaki konuşmalarını diyorum. Kız diyor ki adam deli midir nedir diyor. Oğlunuz olacak dedim. Bana bir baktı, öldürecek zannettim diyor. Nasıl baktıysam kadına söyledim. Yani ben bunca zaman o ultrasondan uzak durdum. Yani kadın bilmiyor ki. Vallahi. Ya çok. Bilse aslında. Vallahi çok iradeli. Evlilikle birlikte ne değişti Seda'nın hayatında? Yani bir kere sahneyle ilgili. Çünkü sen hakikaten sanat dünyası içinde ayrı bir yeri olan, kendine göre hayat şartları olan, güzel, televizyonda program yapmış, tam böyle en cıvıl cıvıl halinde 2,5 yıllık bir ilişki sonunda dedin ki evet bu iş artık evlilik olmalı. Doğru da bir karar verdin, en akıllı işi verdin. Birçoğunun sahne ve şöhret hırsına hayatını yalnız yaşadığı bir sürü isim sayabiliriz. İlerleyen yaşlarda, özellikle şimdiki nesilde, İlerleyen yaşlarda bile olsa anne olma duygusu, aman bir çocuğum olsun duygusunu sen en genç ve en güzel çağın ve en verimli çağında evet dedin. Neydi Seda'yı o karara getiren? Vallahi ben çocukluğumdan beri hep annemle babamız, ablamla bana sorardı. Ablamla 9 yaş var aramızda. Derdi hani büyüyünce ne olacaksınız, evlenecek misiniz falan filan. Ben derdim, ablamlar hayatta evlenmeyeceğim ben. Ailem sizde olacağım. Ben derdim ki yok, ben evleneceğim, sizin gibi bir ailem olacak. Evet. Ben her zaman aile böyle kalabalık ailede büyüdüğüm için kalabalık bir ailem olsun. Hep genç yaşlardan beri, 20'li yaşlardan beri hep ben evliliğe sıcak bakan bir tiptim bir kere. Yani evcil bir insanım. İşimi çok seviyorum, o ayrı bir şey. Çünkü o dengeyi her zaman çok iyi kurdum. Hayatım boyunca çok güzel çok zor. Korudum. Onu dönmeye takalım mı elini? Takacağım. Ben eleştireyim diye. Ondan sonra eşim şöyle çok yani şanslıyım. İşimdeki benim duruşumu beğendiği geldim için, ben. Bir sorun olmadığı için. Şimdi müthiş kabiliyetimle mikrofonu canlı yayında. Haydi bakalım. Burada. Rica ederim. Bence idare ederiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Pelin'cim, seni rahatsız ettim. Yani eşim de benim işimdeki duruşumu beğendiği için buna saygı duyuyor ve beni destekliyor. İşimle ilgili hiç problem yaşamıyorum çünkü o dengeyi gerçekten iyi koruyorum. Ya bu evlenmeden önce de böyleydi. Ben biraz evcil bir insanım. Egolarım ve hırslarım hiçbir zaman işimde olmadı. Ama star olayım bilmem ne. O yüzden ben her zaman sahne insanıyım. Ben albüme bağlı olarak da sahne yapmadım. Çok küçük yaşlardan beri. Çok iyi sahnelerim. Basamakları çok güzel çıktım. O yüzden hani böyle bir hırsım yok. Aman falan filan. En iyisi benim. O yüzden o dengeyi o kadar güzel kuruyorum ki. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. İstediğim kadar, istediğim ortamda ben seçiyorum. O şekilde bulunuyorum. O çok keyifli. Çok bana zarar gelmiyor. Aileme zarar gelmiyor. Tabii ki hatalarımız oluyor ama... Onlarla tecrübeleniyoruz. Yani onlarla biliyoruz, anlayabiliyoruz. O kurtlar sofrasındaki o hiç bende bir şey değil ortamdan hiç çok bende. Zor bir şey. Çocukluğumdan beri ama ben hiç öyle, ben yanlışı, yalanı, kötüyü o kadar dışlıyordum ki bu bana çok hatta zarar bile verdi. Peki, olduğu gibi kabul şöyle etmek. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani hani mesela şimdi Seda Üren ismi deyince çok güzel bir ses, çok kuvvetli bir ses. Şimdi cepte mesela bir algı, çok kuvvetli bir sesi var, çok güzel bir kadın cepte. Şey bir kadın da değil yani, akıllı da bir kadın. Bütün bu kombinasyon... Piyasaya göre akıllı değil aslında. Yani bunlar sektörün, fena, bu çok, sektörün bu fena kafası bir kadın değil, akıllı bir kadın değil. Ama işte normale göre ama de çok akıllı bir kadın. Normale göre kendi yaşamak istediğim hayata göre akıllı bir kadın. Şimdi o zaman bu onu kadın, koruyorum. Bu profil zarar görmez mi ya da bu profilin çok üstüne gitmediler mi ya? Hani bu profili baştan zaten çıkmaya çalışırken şekerim istemediler. İşte onu diyorum, tamam. Kesin istememişler. O zaman 18 yani. Yaşındaydım. Bugün şimdi yaşım artık aman baneli, ben çocuk sahibi olmuşum. Ben daha yaşlıyım. Evet, aralıkta işte 33'ümden gün alacağım, öyle söyleyeyim. Bugün 30'lu yaşlarındayım, hala mı diyorum? Diyorum ki demek ki helal olsun diyorum. Yani bir şekilde Seda Üren'in albümsüz böyle hit olmadan var olmasını hazmedemeyen, var. Televizyonda, sahnede, iş, organizasyonda hala uğraşan insanlar var. Hala. Ama Allah beni bir şekilde kendi istediğim özel hayatımda, sahnemde, çünkü o veriyor benim nimetimi. Ondan sonra cebime gidecek diye hiçbir zaman da mutsuz etmiyor. O yüzden beni koruyan bir yaradan var. Nasıl? Ben de bu piyasadan kendimi koruyorum aslında. Ne güzel, süper. Çok yani, çünkü üstüne gitmişlerdir değil mi? Bu, ya tabii ki şimdi şöyle. Çünkü... yani sahneyle tanıştığı, başladığı ve popüler olmaya başladığı dönemde Barbie bebek gibi bir kız çıktı ortaya. Öyle dediler, öyle güzel, çıkardılar. Güzel, fiziği yerinde, cıvıl cıvıl. Şimdi o sektörde yürüyen
birçok insan dedi ki eyvahlar olsun ne oluyoruz ya. Yani biri geldi buraya ve bir şeyler olacak. Yani bir diyecek ki bir çekilin bakalım kardeşim. Bir yol var, bir yürüyelim. Yani sadece fiziği olsa tabii pasta tamam, bir ses de var. Ya pasta bir olacak. Yani şimdi birinin dilimi küçülecek. Kimse dilimin küçülmesini istemiyor. Ortada bir pasta peki var. Peki nasıl mücadele ettiniz? Yani önünüzü kesmek isteyen, bu lafa ben çok gülüyorum ama öyledir yani. İşe engel olmak isteyen, Seda Üren'in yol almasına engel olmak isteyen çok kişi olmuştur tahmin ediyorum. Nasıl mücadele etti İlk Seda İlk başlar Üren? Yani o zaman çok küçüktüm, toydum, çok üzüldüm. Evet, inanılmaz derecede üzülüyordum, çok kafayı takıyordum. Ama siz bir şekilde yolunuzu ve o kalbinizi bozmazsanız size Allah ekmeğinizi veriyor. Uğraşmamak kimse lazım. Yok yok. Yani cevabını vermemek, durmak benim ve Allah'a havale. Benim öyle bir hırsım yoktu ki. Yani bakıyordum şimdi uğraşan insana geldiği noktaya, ismine diyordum ki yani demek ki helal olsun ben daha yolun başındayken ben de uğraşıyorsa yani ben bu insanlarla hiç ama uğraşmam. Bu, aman bu, aman bunu hiç benlik bunu değil. Aldı, bunu bence anlamak da biraz akıl bir işi yani. Ha ben ne ha? Lan görürsün sen, senin orada olman değil deyip mahalle kavgasına tutuşabilirler. Çok kaybettiler burada yani. Ben de öyle de bir akıl yok mesela. Hani dedin ya akıllısın işte, ben o tartışmaya girip de o tartışmada onu yapamam. Mesela, esas akıl bu. Ama, ya, ama yapmamış olman senin açısından işte, avantaj. Esas akıl bu. Avantaj senin için yapmaman. Dedim, çünkü dediğin gibi yani senin insanların gözünde, toplum önünde şöyle bir durumun var. Yani bir kere çirkefe bulaşmadı. Kadın çok kendine göre bir çizgi çizdi. Zaten günü geldiğinde de hayatının en doğru kararını verdi ve doğru bir evlilik yaptı. Allah o evlilik bozmasın içinde yine bir doğru bir hamle yaptı. Bir çocuk sahibi oldu. Bunlar akıllı insanların yapabileceği hamleler. İşte Allah bunlar nasip kısmet etti bence. Tabii. Ben bunu hak ediyordum da bana nasip etti. Ben niye peki çok bu kadar istiyordum da evliliği, çocuğu, gencecik yaşlarda bana nasip etmedi? Demek doğru ki bugün zaman. Bugündü zaman, hak ettiğim zaman, belki doğru de. Zaman. O doğru insan tabii. Yani. Doğru zaman doğru insan evet. Hakikaten. Mutlu musun? Valla çok şükür yani. Laf olsun mutluluk diye sordum her halinden beni. Gözlerim çünkü. Şöyle söyleyeyim, ben mutluluğum bu zamanda gerçekten paylaşmaya korkar oldum. Ama yanlış anlamayın. Nazar. Yani o kadar, yok ondan da değil. O kadar çok, ben pozitif enerji yani o ağrısı harbiden yüksek bir insanım. Ben öyle nazara inanırım. Kesinlikle ama. Şey, nazar değecek diye değil. Çevremiz o kadar çok, zamanın şartları, her şey ekonomisinden tut, her şey ya. Yaşam tarzı, her şey o kadar değişti ki, o kadar mutsuz insan var ki çevrede, çevremizde. Ben mutluluğumu korkar, o üzülür diye mutluluğumu gösteremez hale geldiğim ortamlar bile var. Çekinir evet, hale çekinir geldik. Hale geldik. Katılıyorum sana çünkü son her gün magazin yapıyorsunuz. Ben her gün gazete açtığımda okuyorum. Allah'a dua ediyorum. Allah'ım diyorum bizi yoldan çıkarma. Son yani bir haftadır okuduğum çok boşanma her dilekçelerinden şey. Vallahi gerçekten. Ve dilekçelerde okuduğumuz ifadeler yani evliliklerin bitmesinden daha çok orada evet, kadın ve manevi şiddet, fiziksel şiddet. Evet, süt verdirtmiyormuş birisi öyle yapıyormuş. Yani olacak siz, iş değil hakikaten. Tatilde Ece ile beraberdiniz galiba değil mi? Karşılaştık evet. Mutlu mu? Nasıl gözüküyor? Oradaki seni izlediğin, hani bugün gazetelerde bir hafta yazıp çizilenlere baktığında izlediğin, orada gördüğün tabloyla karşılaştığında senin yorumun ne? Mutlu değildi dediniz. Valla Ece pek mutlu değildi. Kim mutlu olur ki böyle bir durumda tabii ki? Dedi hiçbir şey gözüktüğü gibi değil Seda dedi. Neticede artık dedi benim bir oğlum var dedi. Onun için dedi güçlü durmak ve ayakta durmak zorundayım dedi. Ondan sonra üzülüyor çıkan haberleri, geç yapılan yorumlara da çok üzülüyor. Çünkü yani kötü insan diye bir şey yok yani. Bir insana şu şöyle diye hatalarıyla hani bu olayı yaşadı diye oh diyemezsiniz. Ya da kişisel bir şey yaşadınız diye. Onlara değil. Üzülüyor. Ondan sonra çok haklı, üzülüyor yani, çok üzülüyor. Yani çok şey bir durum o. Sen onu nasıl kibarca söylüyorsun? İki ucu pis değnek mi diyorsun? Evet. Yani. Ben yani onu bazen çıkarıvereceğim ağzımdan. Ya bir mezar çıkacak. Şey yani. Ben atasözünü doğru söylüyorum. Anne ve babanın da üzüldüğü nokta şudur. Çocuklar var ve çocuklar çok küçükler. Her iki yani. Bade Hanım'ın durumunda da, Ece'nin durumunda da. Eymen 3 aylık ya yani da. Yani çok daha küçük bebekler. Ben de onu bunlar dedim. Dedim ki bebeğin daha dedim 4 aylık çok küçük dedim. Çok yani küçük. Hani dedim biraz bekleseydin. Çünkü hani bizim analarımız, bizim eski kadın analarımız. Şimdi tabii herkes biraz kadınlar ekonomik özgürlüğü falan filan var. Hani daha rahatlar ama hani cefakar kadınlar hani neler yaşamışlar, evet, neler çekmişler. Dedim bir beklesen görsen hani şey, kadınların eli olsa şeyi var, depresyonu olur. Vardır, hani doğru. Erkekte de olabilir. Belki onu yaşayarak görecek falan filan. Yok dedi Sedacığım, bilmediğin
şeyler vardı da yani bilmediğim kimsenin vardır yani. Ya o yüzden demek ki artık hakikaten bıçak kemiğe dayanmış kapalı oldu. Kapalı kapılar ardında ne yaşadıklarını bilmiyoruz. Burada tabii tuhaf olan şu. Yani tuhaf olan derken sakin duruyor. Bu çocuklar büyüyecekler. Büyüdüklerinde de anneleriyle ve babalarıyla ilgili geçmişe yönelik bir sürü bilgi öğrenecekler. Ah. Ve çocuk olduğu arama için de evet. Karı kocalıktan istifa etme durumunuz var. Alasmalık diyebiliyorsunuz ama annelik ve babalıktan istifa edemiyorsunuz. Yani o kurumu hayatınız boyunca sırtınıza taşımak zorundasınız. Ve bu çocukların özel günlerinde, işte bayramlarda, evliliklerinde, doğum günlerinde, çocukları olduğunda bir araya geleceksiniz. Hani en azından o günlerde birbirinizin yüzüne bakabilecek bir durumla alasmallık deyin ki bir araya geldiğinizde yine o gururlanabilsin annesi ve babası yanındayken. Ama işte bu kayınpeder hani, falan da karışınca işin içine o biraz şey. Ya zaten yani. Bence bu ilişkilerde işi biraz çığırından çıkartan dışarıdan aynen. Yapılan müdahaleler yani. Ama dediğim gibi yani Ece'nin örneğinden hep yola çıkarak söylüyorum o günde. Daha başlarken kayınpeder ve kayınvalidenin bu evlilikle ilgili fikirlerini kamuoyuyla paylaşmaları ve ona sert tepki göstermeleri. Ece ile eşinin arasındaki yaş farkı. Ve mesela o konuda ne düşünüyorsunuz? Yani yaş farkı sizce burada etkili olmuş mudur? Orada bir 11 yaş gibi bir fark var. Serkan Bey 11 yaş genç. Kadın erkek ilişkisinde illa daha erkek büyük, üzerinde genç kızlarda mesela babası yaşlarında elinde o da, o da var. Daha şey de var. Yani bu tür konularda artık benim bir evladım var. Her şeyden önce hani büyük konuşmamak lazım. Çünkü ne büyük konuşursam başıma gelir. Konuyu biraz böyle şey tatlılaştırayım. Bu bir bebek videoları var ya, iki tane bebek geliyor ve diye konuşuyorlar. Tamam. Ay dedim. O zaman eyvahlar çocuk yok, olsun. Evlilik yok. Ha. İşte 2-3 sene önce çıkmış bir şey. Ondan sonra diye ay dedim böyle çocuk düşman başına baksana dedim. Nasıl konuşuyorlar bunlar dedim. Daha konuşmadan diye. Hiç susmadan ses çıkarıyor. Evet. Tamam. Bilirsiniz o videoyu. İki tane çamaşır makinesinin önünde. Ondan sonra şimdi benim çocuk başladı. Her şeyde su istiyor değil mi? Ondan sonra uyanıyor değil mi? Çok fena. Evet, tatlılıkla bağlayayım dedim. Yani iki sene. Bu şeyler aslında hiç girmemek lazım. Gönül ya da mantık. Kimin neye göre hayatı yaşadığı, kimlikler farklı, karakterler farklı. Tercih göremeyiz onlar gibi. Evet, onu tercih. Ben saygı duyma taraflarım. Yaş farkına falan. Görüyorlar. Her şeye ben de saygı duyuyorum bu konuda. Çünkü işin içine bir de aşk girdikten sonra zaten ben mantık yani. Bu kapıdan çıkıyor aşk girdiği zaman. Ha, ilk başta bizde böyle bir şey var. Evet, yadırgıyor muyuz? Yadırgıyoruz. Yadırgıyorum. Ama saygı duyuyorum, onun tercihi, onun yaşantısı, onun karakteri, bakış açısı var. Bilemem, ben onu gibi göremem. İnşallah bir an önce ayaklarının üstünde tekrar durur, kuvvetlenir Eymen için. Çünkü İnşallah. Tahmin ediyorum iyi bir durumda olmadığını. Ece Erkin söyledi şimdi, üzere. Kuvvetlenmek zorunda. Biz burada okuduklarımızdan yola çıkarak bazı şeyler söylüyoruz. Ya da genel tabloya, daha önceki geçmişteki gördüğümüz örnekler üzerinden giderek söylüyoruz. Ama boşanma süreçleri hiç kimsenin güle oynaya... Haldır huldur gittiği işler değil. Onlarda da ağır şeyleri var. Depresyonları var, sıkıntıları var. Evet. Kim bilir kendi içinde neler yaşıyor. Bundan sonrası için ne ciddi planlar kurmaya İnşallah, çalışıyor kendisinden. İnşallah ekranlara döner. Hemen bir televizyon programı tekrar yapar. İşiyle ben Ece Erkin'in tekrar kuvvetleneceğine inanıyorum. İnşallah. O yüzden öyle görmek isteriz kendisini bir kadın olarak. Benim temennim hayırlısı budur. Olsun hakkında. Bir haber var, onu alabilir miyim? Başlığı enteresan. Detayını da burada sizle beraber öğreneceğim efendim. Eski eşini niye paylaşmıyor? Ne dersin Tayyar abi? Haberi okusa söyleyeceklerim şimdi ben. Biliyorum, o yüzden zaten bunu girizgaha yaptım. Şöyle bir döndüm sana baktım. Efendim Erkan Çelik. Ben niye Erkan Çelik diyorum ya hep. Hep karıştırıyorum Erhan Çünkü Erkan. Çünkü çok benzer isimleri. Birinde R var, birinde K var. Tam ikisi de ünlü eşleri. Yani doğru, hayatlarındaki biri, hanımefendiler. Şöyle. Döndürdüm. Bir tanesi Seda Hanım'ın çalışanı. Öteki Gülben Hanım'ın eşi. Ben böyle bir şey söylemedim. Tayyar bu pembe ceketi beyefendiyle ben de bir şey söylemedim. Seda Hanım'ın televizyonda milyonlara söylediğini söylüyorum. Yok, Erkan şey Bey çalışanımız diye. Yayınlıyor resimlerini Seda abla. Onu hep yayınlıyor canım. Falan yani böyle aşkınla falan. Aşkım diyor canım. Erhan Çelik, oğlu Kayra, eşi Gülben Ergen'in oğulları Atlas, Ares ve Güney'e sarılmış fotoğrafını televizyonda maç olunca biz notuyla yayınladı. Bu Erhan Çelik zaten. Evet.
Ondan sonra ben tabii hala hangisini ki hangisi o da bende yok ya. Biz sonra geri getiriyoruz. O yani başka yollara sapıyoruz. Ya ben geçen gün ne burada potlar kırdım. Geçen ama gün bir olsun, can. Ama olsun sen samimiyetin de çok güzel. Değil vallahi bilmiyorum. Yani herkes diyor ki numara yapıyorsun. Bunu çok söyleyeceğim. Zeynep Dizdar konu. Kulağın ısınasın. Şimdi Zeynep Dizdar'ın bir siper görme. Şimdi böyle oturuyor. Bir eski sevgilisinden bahsediyorlar. Şimdi ben buradayım. O zaman Erol Köse daha tatile gitmemiş. Erol Bey de var. Şimdi böyle yapıyorum. Yani şimdi canlı yayında da tabii söylüyorum. Karşıda gözün içine bakıyorum onların ki hani bana biri bir şey kim anlatıyor falan. Ya diyorum ben düşünüyorum. Hiç aklıma Ümit Sayın ismi gelmiyor. Ama biz bu arada isimden bahsediyoruz masada. Yani. Ha masada Ümit Sayın ismi geçiyorum. Ben onu niyeyse o değildir o diye. O anda almıyor. Ben plakçı dedim herhalde. Bir plakça kendimce ürettim. Orada Erol Bey de Tayyar abi reklam arasında Zeynep Hanım şarkı söylerken demin siz gibi dedim ki kim? Bana plakçı dedi. Yalan söyleme. Ben böyle plakçı sevgilisiymiş gibi. Kızcağız ilk plak anlaşmasına gittiğinde plakçı buna üstü kapalı asılmış. Kız bundan dolayı korkmuş. Bu mevzuyu anlattı. Ben onu zannedim. O plakçıya takıldı. Ya plakçıda kaldı. Plakçı sevgilisi. Süper, benim için plakçı sevgili. Ben durmadan şöyle sorular soruyorum. Ümit Sayın'la niye albüm yapmıyorsunuz? dönüp ama. Ümit Sayın niye size şarkı vermiyor? Ay. Sonunda kız dedi ki Pelin. Biz küstük. Ve ben hala anlamıyorum. Niye küstürüz deyince artık sonunda dedi ki Ümit benim sevgilimdi ve küstük dedim ki çok özür dilerim. yani. Ve plakçı kim bu arada? Ben hala o plakçıda kaldı değil mi? Peki plakçı kim dedi? O yüzden bu da Erhan Çelik. Yani Gülben Ergen ben Seda Sayan okuyacağım zannediyorum burada. Gülben Ergen haberi geliyormuş efendim. Şöyle ki Atlas, Ares ve Güney'e sarılmış olarak Erhan Çelik bir fotoğraf paylaşmış Instagram'da. Televizyonda maç olunca biz notuyla yayınlanıyor. Bir takipçisi de Gülben Hanım çocuklarının babasıyla fotoğraflarını paylaşıyor. Siz de çocuğunuzun annesiyle fotoğraf paylaşsanız yorumunu yapıyor. Onun üzerine de cevap geliyor Erhan Bey'den. Diyor ki oğlumun annesi sosyal medya kullanımını sevmeyen bir hukukçu. Onun yaşamında her daim mutlu kılan prensipleri var ve ben onun bu tutumunu hep saygıyla karşılamışımdır. Oğlumuzun okul etkinlikleri bizi bir araya getiren özel günler, görüşmeler hepsi Kayra'nın fotoğraf albümünde yerini alıyor. Anneliğine duyduğum saygı gereği aksi olmaz diye takipçiye cevap veriyor. Yani niye hep Gülben Hanım'ın çocuklarıyla falan fotoğraf paylaşıyorsun kendi oğlun? İlk o eşinden olan oğlum ve annesiyle de paylaş diyen bir takipçi var. Ben de bu Instagram'dan insanların... Ay çok komik. Instagram'dan yani? Bak mesela eşim denk gelmiş. Bir ay önce bir gömlek giymiş tamam mı? Şimdi baş. Hani çocukla koyabiliyorum. Kendim daha fazla koyuyorum da. Hani eşimle devamlı resimlerim koymuyorum. Neticede o da hani çok şey yapmıyor. Neyse güzel oldu mu paylaşıyorum falan. Aylar önce bir gömlek giymiş, kot gömlek. Aylar sonra yine aynı kot gömlek denk gelmiş üstünde. Tamam mı? Ha. Maşallah Seda Hanım, eşiniz de hep aynı gömleği giyiyor. Başka gömlek yok. Ya nasıl bir hafızadır ya? Bir şey söyleyeceğim. Burada bozuyor musun? Ne yapıyorsun? Yani ne kafadasın? Ben anlamıyorum. Yani Erhan Çelik niye? Ya da benim eşimin üstündeki gömlek seni niye ilgilendiriyor? Onu aklında da niye tutuyorsun? Bir de öyle bir şey yani. Ben helal. Ama ne yapıyorsun? Şimdi buradaki durum biraz enteresan. Enteresanı şu. Soru olarak doğru. Yani Gülben Hanım eski eşinin çocuklarla olan fotoğraflarını paylaşıyor ama Gülben Hanım eski eşinle ilgili çocuk fotoğraflarını bugüne kadar iki defa paylaştı. Bunların ikisi de çocuklarının doğum günleriyle alakalı fotoğraflardı. Yoksa onun bayram dışında, değil, seyran değil, yani enişten beni niye öptü böyle gibisinden. Böyle bir fotoğraf paylaşımı değildi. Hatta biz de o gün dedik ki tebrik ediyoruz. Çocukların psikolojik durumuna baktığımız zaman son derece saygın bir fotoğraf var. Ve burada da başka bir saygın fotoğraf daha var. Kayra da var Ve Kayra da bu fotoğrafın içinde. Çok güzel. Dört oğlan çocuğuyla birlikte maç izliyorlar. Şahane bir fotoğraf. Biz Erhan Bey'in eşini zaten çok uzun süre görmedik. İşinden dolayı gerçekten çok saygın bir hukukçu. Bilmiyorum. Hanımefendi bu işlerden biraz daha uzak yaşayan bir kadıncağız. O yüzden de böyle bir fotoğraf paylaşımının doğru olmayacağına zaten iki bilim insan karar vermişler. Okuyucaki, takipçideki beklenti fena. Takipçideki tamam, beklenti. Ya. Hani bunu medeni olarak merakla sorsa tabii. Ben yine öpeceğim o takipçi. Yok. Öyle değil ama. O takipçinin tabii. Derdi yani o yapıyor. Yani. Sen niye yapmıyorsun? Ya adamın gömleğinden sizin isterse çok seviyor gömleği. O gömlekten aldık 10 tane her gün giyiyor. Benim var mesela. Çok beğendiğim tişörtlerden 2-3 tane alıyorum. Çünkü kirlenince onun yıkanıp ütülenmesini ama istemiyorum. Bende de beyaz ve siyah takıntısı var kardeşim. 10 tane beyaz gömleğim var. Sosyal medyada çok acımasızlaşabiliyorlar. Ya çocuğun mesela resmini
işte tatildeydik. Oyuncu neler yazıyorlar altında? Tatildeydik mesela, çok komik. Ondan sonra şimdi Çeşme'ye rüzgardır. Bizim gittiğimiz dönemde biraz daha fazla rüzgarı vardı. Şimdi çocuk erken kalkıyor. 6.30'da kalkıyorum, kahvaltısını ettiriyorum. Ondan sonra biz kahvaltı ediyoruz. Onunla işte biraz geziyoruz, yürüyüş falan. Güneş daha hani 8. Evet, hiçbir anladım sıcaklığı ben, yok. Yoruma bak. Sabah deniz kenarı. Güneş de geçmez. Zaten çocuğu çıkartıp hava aldırabileceğim saatler. O ayrıca küçük. Annesi sizsiniz hani. Altta hani deniz rüzgardan istiyor. Biraz soğuk eser Çeşme'nin orası bilirsiniz. Ne yazmış tam abi? Altta çorap giydirdim. Ayağı. Üşümesin diye ayakkabı giydireceğine çorap daha şey. Yanımda her şey ince çorabını da almışım, kalın da almışım, tamam. Bak i̇şte, daha yerel, o çorabı alttan. Niye işte giydirmişim de bilmem ne, başına güneş geç. Ya hiç ya bir anne bir kere ya. Allah hani, Allah. Evladını. Yani benden fazla düşünebilir misin sen Pelin ya? Seni alnını karıştırırım, seni öldürürüm. Benden fazla benim evladımı düşünebilir misin? Bu gelinim, yani kızım sana söylüyorum, gelinim senden de diye bu takipçilere anladım gidiyor yani. Yani düşünebilir misin? Ama yazıyorlar işte, değil mi? Çok acayip. Yani hangi kafada, hangi... Hadi bekara anlarım, hiç çocuğu olmamış, bilmiyordur, tecrübesi. Yazmasın onu hiç o şey zaman yapmam. Ama yazmasın. Hadi geçelim, cahili var, akılsız, mantıklısı var. Ya ama peki cevap verdiniz mi? Yani öyle bir durumda onları insan... Onları vermiyorum. Hani bir... aklı başındaki annişkolar var, takipçilerim. Anneler çok var, tatlı, evet. Ondan sonra onlar zaten gereken cevapları veriyorlar. Çünkü benim harbiden takipçim organik benim gibi. Evet. Ben en çok onu ondan seviyorum. Çok samimiyiz hepsiyle. Koruyan takipçi oluyor. Evet, samimiyiz bir de. Birbirimize de var, bağlıyız. Çok güzel bir duygu. Ondan sonra onlar benim yerime şey yapıyor. Ben onlarla şey yapıyorum. Yani ben çünkü sayfamı kirleten... Orası benim sayfam. Kadın. Enerjisini kirleten insan ya da kirli enerjiyle gelen insanı anında oraya koymuş. Diyor ki engelle diyor. Bak. Daha engelliyorum. Ne cevap vereyim? Ne benim takipçilerim üstün ne benim üstün. Yani kime ne ki? Kendi çocuğuna çorabını giydirirse düşündüğüm pozitif, var ya. Pozitif olacaksın Seda Ören'le diyaloğa girmek için. Evet, o kadar. Pozitif. Eleştiriye açığım. Bakın açığım. Ailem öyle yetiştirdi ama yapıcı üslup, yönde. Üslup. Yapıcı yönde. Şimdi şey söyleyeyim mi? Pardon. Instagram bir fotoğraf paylaşımı istiyorsunuz. Evet. Çemkirmesi yemek paylaşıyorsun diyor ki, özür dilerim, yemek paylaşıyorsun ki ben hani çok az bunun, çok nadir yaparım, dikkat ediyorum. Yemek paylaşıyorsun diyor ki orada belki meyvanın ışığı bulunduğu, aldığı bir şey ya bir damlası, anladın mı? Diyor ki yiyen var yiyemeyen var, ha ben de hamile oldum, benim de canım çekiyor ama burası bir fotoğraf ya sayfası, Allah, anı paylaşıyorsun. Bir şey daha sorayım, ne çok, bu ne ya? Şu da oluyor mu mesela, o üstündekini bana hediye et. Oluyor mu? Tabii normal. Ya şimdi orada... Mesela ben şeyin çok mücadelesi veriyorum. Gözlüğünü hediye et. Yahu diyorum ki ben senin görmüyorum. Numaralı, benim gözüm numaralı. Bir de pahalı senin yani gözlükler. Bir de, onu da dedim. Yani yazdım artık rezillik rüsvak. Dedim ki bakın arkadaşlar ben buna ciddi bir para veriyorum. Çünkü gözlerim benim camı yamuk. Senin yurt benim dışından geliyor. Bir gözüm köre yakın. Kötü gözüm yani benim. Hani biz bu karizma olsun diye taktığımdan Tayyar abi görmem bu olmaz. Öyle söyleyeyim. O derece yok. Beni ya görüyor musun kız? Şu an mesela gözlerinizin. Pembelerimi görüyorsun efendim. Pembeyi o görüyorum zaman, ama gözler yok. Ben gör yeter. Yani net söylüyorum. Gerçekten tamam. Gözleri görmüyorum yani. Bu durumdayken benim gözlük hediye etmek gibi bir lüksüm olamaz yani. Görmüyorum. Şimdi oradaki İstiyorlar şu, ama çok acayip bir şey yani. O gözlüğü takacağından ya da şeyden değil. Neden? O geldiği zaman şöyle durur işte bak. Seda Ören'den istedim ya da Pelin'den istedim. Bana bunu gönderdi durumu. Şimdi ben onu tamam gönderiyorum. Bak oluyor gönderiyorum ve açıktan yazmıyorum. Özelden bunu özelden yapıyorum ki. Özelden gönderebilir. Hani diğerleri de gelmesin. Başka. Çünkü bunun sonu yok. Yardım mesajları çok geliyor. Şimdi biz zaten ailece yapmamız gereken biliyorum dernekler var bilmem ne falan yapıyoruz. Ama bunun sonu yok. Biz de baş edemeyiz bundan. O yüzden hani alınmasınlar. Biz zaten hani Allah katında yapmamız gerekeni yapıyoruz. Vicdanen yapmamız gerekeni yapıyoruz. Herkesin ama sonu yok bunun. İnsanların gözüne sokmak zorunda değil ya bu yardımları. Aha. Onu bilmek lazım. Bir haber alacağım ama evet, bir haber alacağım doktor. Sen söyle. Ben şuraya bir şey ayırdım. Onu... Ben sen söyle benim ayırdım. Çok korkarak tamam, ayırdım. Al. Geçenlerde başına bir şey gelmiş. Ben de onun üstüne konuşayım onu. Şimdi Bülent Ersoy, efendim Bülent Hanım sizi çok seviyoruz. Haberi ben okuyorum, hiç şey yapmıyorum. Oku. Efendim, kozmetiği bitti, makyajsız gitti diye bir haber var. Telefona falan bağlanırsa ben burada değilim. Masanın altında şu bölüme de girerim. Hiç ikisini de tanımam, onu baştan söylüyorum. Ya, ben arada söylerim, derim ki Pelin ayrıldı, Seda ile sunuyoruz programı artık. Valla ben aşağıdan bildireceğim ben. Sorarsanız şunun altındayım. Yok, ben ilk vokalimi ona yaptım, aramayayım. Ben yani bir korkum var, yani çekiliyorum. Makyaj malzemesi almaya giderken makyaj yapmayan diva denediği rujun rengini görmek için gözlüğünü çıkarttı ve işte böyle yakalandı diyor. Gazeteci Ahmet Döven, inşallah kariyerinize bundan sonra da devam edersiniz Ahmet Bey. Gerçekten efendim nereden? Güneş Venüs'ten
Yani bu bakışı yakalamış olması gerçekten Ahmet Bey için çok endişeleniyorum şu an. Bülent Ersoy'un üzerinde ne derse yine aynı kıyafet, elinde aynı çanta, bak kızdırıyorlar kadını. Vallahi. Ve üzerinde aynı takılar vardı. Diva bu kıyafeti bir hafta içinde üçüncü kez giydi. Ay çok fena. Wow. Ahmet Bey siz ne yaptınız? Tebrik ediyorum ama çok iyi araştırmış son ya. Meslekteki son bundan sonra limon satıyor. Ve fotoğrafı da görüyorsunuz efendim. Geçtiğimiz bir hafta bir gün ayakkabıcı, ertesi günde gözlük dükkanını kapattıran Bülent Ersoy önceki gün Nişantaşı'nda bir kozmetik mağazasındaydı. Ve orada saatlerce sürmüş kozmetik alışverişi. Ahmet Bey de dışarıda beklemiş anladığımız kadarıyla orada hani ne alıyor diye. Sonra sürdüğü rujun rengini daha iyi görmek isteyince gözlüğünü çıkarttı. Görüntülendiğinden habersizdi. Böylelikle yıllar sonra ilk kez makyajsız yakalandı ünlem. Ahmet kardeşim yıllar öncesini karıştırıyor. Bu Bülent Ersoy'un makyajsız yakalandığı yeni bir fotoğrafı değil. Yıllar öncesi falan değil. Daha şurada birkaç ay önce yine bir gece karnı acıkınca tozcuyu bastığı gecede sıfır makyajdaydı. Bas yani, tozcuya gitti yani. Ama o şey gasp acıkmış gibi çünkü 50 tane ıslak hamburger. Afiyetler olsun. Afiyet olsun Bülent Hanım. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Evet, bir alışveriş merkezinde yine doğru söylüyor. Buna benzer bir kıyafetle görüntüleri var. Orada da alışverişi yaparken kredi kartıyla ödemek istiyor. Ve tezgahtar kartı yeniden çekmek yerine efendim kartınız limit vermiyor diyor. Onu var ya hayatta demem. Kartı kendi kafamdan çekerim. Ama herkesin rencilici bir durum yok kendim yani. Hani yok öyle bir şey. Diyemem ya. O da deneyecek bir şey. Al kimseye değil. Yani. Sağ deneyebilir miyiz? Sen orada alışverişteyken aynı dükkanda bulunan bir hanımefendinin anlatımı. Diyor ki sadece döndü ve şunu dedi. Sen onu bir daha dene demiş. Evet. Kız gitti ve diyor bir daha gelmedi. Kız işi bıraktı yani, işi. Ya şimdi bak son yani, akıllı bir tezgahtan ödülüyor. Bülent Ersoy'un kartının limit vermemesi mümkün mü? Ya, ya Allah aşkına. Diyelim ki bak hani, vermedi. Ya şunu yok, yaparım limit bak. Makineyi yut. Bak hayır. Vermediğini düşün. Yapacağı en akıllı hamle şu. Efendim sistemimizde bir arıza var. Biz eşyanızı verelim. Daha sonra yaparız. Kart gönderirsin ya. Bülent Ersoy ya. Ya mağaza müdürünü çağır. Sen aradan çık. Ah be çık kardeşim aradan yani. Hatlardasın. Çık aradan ne yapıyorsun? Bir daha çek. Haberde bir detay daha var. Onu da okuyayım. Sonra sizin yorumunuzu bekliyorum Seda Hanım. Benim adım Nikola. Ara başlığı var. Çok korkuyorum devamını okumaktan. Geliyor. Bayram sonrası tatile çıkacağını söyleyen Diva. Sizlere görüntü vermek istemem dedi. Yıllar önce gazetelere bikinili olarak yayınlanan Sezen Aksu'yu hatırlatan gazeteciler ilginç bir cevap veren Ersoy. Sizden korkulur. Nereden çıkacağınız belli değil. Öyle görüntü vermek istemem. Bayramdan sonra tekneyle açılacağım. Benim adım Nikola. Bayramdan sonra beni görürseniz iki ola. Diyerek gerçekten. Yani niye gülüyorsunuz orada? Elvan Hanım kıkır kıkır görüyorum demiş. Haberi Ahmet Doğan yapmış. Ben sadece okudum. Tayyar abi de yorum yaptı. Seda Hanım da kahkahalarıyla eşlik etti diyerek. Bülent Hanım'ın Seda'nın hayatında başka bir yeri var. Biliyorum Seda'nın, o. Ben, evet. Ben o yüzden ona saygım sonsuz. İlk sahne aldığı isimlerden bir tanesi. Nasıl bir şey Bülent Ersoy'la çalışmak ya? Vallahi ben çok ürküyorum. Çok büyük saygı duyuyorum bu tabii, arada. Tabii aynen öyle. Zaten öyle bir kadın. Yani çok kendine büyük saygı duyuyorum. Yani. Şimdi duydurtturuyor. Ekstra bir saygı evet, duydurtturuyor. Aynen çünkü öyle. Onun bir yürüyüşü, bir ses tonu, konuşması, bakması. Bakışı. Yeterli. Zaten o yüzden ikinci sahnemde de heyecandan bayılmıştım. Dizlerim evet. Titredi o şey. Evet. Çok önemli bir oteldi İstanbul'da. Ne Yunan yaptı da? Prensesine. Dönüp baktı mı da bayıldınız acaba? Nasıl bir... Valla hatırım tam da ortaya oturmuştu. Huma kuşu yükseklerden seslenir'i söylüyordu. Şansa bak ben bayılmışım tamam kendime geldim. Kan şekerim düşmüş. Yemek ay. Yiyememiştim. Ondan sonra şeyi düşünüyorum. İşime son verir mi? Hani, konservatuvar öğrencisiyim. Oradan o zaman da iyi para kazanıyorum. Ve çok önemli bir isimle. Evet Bülent benim için çok önemli bir tecrübe. Ona bu basamak, onun sahnesi. Ona beni acaba işten çıkartır mı? O zaman Şahin Özer vardı o gecede misafirler arasında. Geldi kızım dedi saçmalama dedi olur mu dedi Bülent Hanım öyle bir şey yapar mı? Ama nasıl ağlıyorum. Ay, tamam çıkartır mı beni işten? Ben dansa gitmiş kafamı neredeyse yermişim. Huma kuşu esnasında olanlar. Huma kuşu cik cikler beni kafada.
Ondan sonra bir böyle yüksek sesle konuşuyor da ooo inler her yer. Böyle hiç mesela tatsız, yani hiç azar işittiniz mi? Öyle söyleyeyim. Yok, hiç, hiç. Çünkü şey, rahmetli Halil Karaduman vardı. İşte Devlerin Aşkını da okudum. Hı hı. Kendisinin, Allah rahmet eylesin. O zaman maestrosu oydu. Hepimize çok güzel, yani zaten ekibi, saz üstadları büyük önemli isimlerdi. Tatlı hepsi. Sert zaten. Yani, yani onu... hiçbir şeyini görmedim ben açıkçası. Yani son saygı duydurturdu, korkutturdu kendini. Hata yapma lüksün yok zaten. Yok, yani o ekibin içine zaten giremezsin. Yani düşünemiyorum. Giremezsin yani. Zaten. Üç tane vokal var. Yani öyle tecrübesizim o zaman. Yeniyim, onunla pişiyorum ama alırlar mı seni? Yok canım. Deli misin ya? Yani Bülent Ersoy'a vokalsin bir de yani. İşte yok, Allah yani, şey. Allah var. Dünyanın en zor şey. Tek başına şarkı söylüyordum. Zor değil. Ama vokal yapmak dünyanın da en zor şeyidir. Vokal hem iyi öyle. Bir vokal. Ve Bülent Ersoy'a yapıyorsun. Ya Allah aşkına yani bilmem ne. Şimdi şey şey söyleyeyim mi? Bir şey söylemesine işte gerek yok zaten. Bakar, yani mikrofonun sen. Başından geriye dönüp o bakışıyla bitirir zaten. Bırakırım. Yani. Bırak. Koş. Yok. Ben yok. Orada hemen. İlk başta daldığım bile olmuştu onu mesela dinlemeye. Bir bakıyorum yanındakiler vokal yapıyor. Ben dalmışım onu hani sahnedeki duruşu, söyleyişine bakıyorum. Peki şimdi makyajsız benim adım Nikola. Beni görürseniz iki ola. O güzel olmuş. Makyajsız kozmetiği bitti, makyajsız gitti diye de başlık atmışlar. Ne dersiniz haberle ilgili Tayyar Bey? Yani sonuçta ya, makyajsız gezmek kendine güven gerektiren bir şey. Bir, iki, ya bizim önümüzdeki model önemli bir şey bu yani. Kendiyle o kadar barışık bir model ki. Yani Bülent Hanım'ın her hali, her şekli zaten kendisi tarafından onay görmüş bir şey. Yani Bülent Ersoy eğer o gün sokağa makyajsız çıkmak istiyorsa o günkü ruh hali, başına gelebilecek her şeyi kabullenecek ruh halidir. O onu kabullenerek çıkar. Kendini iyi hissediyordur. Evet, bile. Aynen öyle. Çünkü bir de onun hep uç noktaları var. Ya öyle. Tabii ya da, ya da çok abartır. Evet, ya çok saçlar, makyaj. Ona nasıl yakışıyor değil mi? Hiç kimse, hiçbir kadına yakışmaz. Biz maymuna döneriz biliyorsun. Ben yani kafasında şeyle çıktı ya. Nasıl yani kuşlar ya? Eksikti. Yani en onlar da ama bu kadar yakışabilir. Taşıyor. Yani. Kuş vardı ya, bir şey ya, söyleyeyim. Ayrıyeten de makyajsız hali de kötü değil ama bakış ifadesi çok enteresan. Tabii bakış, orada o bakış her şeyi bakış, anlatıyor bak dediğin evet, gibi. Ya, bakış, Ahmet Bey mesleği bakış bırak bakışın ya da mesela... Rus... Öyle bir bakış atmış ki. Zaten sanıyorum ne yaptın tek, oğlum, zaten ne tek karedir herhalde yani o. Tek karedir. Bir daha fotoğraf çekmeyi unuttu orada Ahmet Bey. Yaptığı aksiyonu unuttu. Rujdan bir tane daha aldı gitti mesela falan yani. Bıraktı bir şarkı dedi. Daha yapacak mıyız? Yapalım evet. Hadi şarkı yapıyoruz Derya'cığım kuzu. Derya. 5 dakika daha. Tamam o zaman bir tane çapkın dönmüş onu da ben bugünkü haberde o kadar. Kim? Çapkın? Ne olmuş? Efsane döndü başlığıyla yemin ediyorum. Bu magazin yani konuşmanın, bunu tartışmanın en keyifli kısmı başlıklar. Evet. Kim dönmüş? Erdal Acar. Pele zannettiniz ama değil. Aşk hayatında bir döneme damga vuran Erdal Acar boşanıp hızlı yaşamına geri döndü. Kim? Geçenlerde biri burada Erdal Bey geri dönsün diyordu. Ah hatırladım. Potu da kırdım. Şu an hiç dönmüyor buradan. Eyvahlar olsun. Ben hatırladım. İnşallah siz hatırlamıyorsunuzdur diyelim. Ama söylüyorum. Bir şarkıcı kim? Ebru Hanım mıydı? Evet. Ebru Polat burada. Klibime sponsor olur mu Erdal Acar demişler. Çok büyük bir pot kırdığımı düşünmüyorum. Her neyse. Boşanıp hızlı yaşamına geri döndü. Ünlü iş adamı önceki akşam genç aşkı Kardelen Ergin'i ailesiyle tanıştırdı. Vatana millete hayırlı olsun. Erdal Acar geri dönmüş. Evet. Bir haberin metnindeki güzelin neresi olduğunu bir okur musun? Neresiymiş? Nereliymiş? Çapkınlıklarıyla bir dönem Türkiye gündeminden düşmeyen Erdal Acar. Altta ikinci paragraf. Bıdı 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 bıdı. Gönlünü İzmirli güzel. Evet. İzmir'den güzel kadın çıkara mı geldik? İzmir'in kızları. İzmir'in kızları. Ama çok hoş bir hanımefendi. Eşi hanımefendi çok... Emel Hanım nereliydi? Benim İzmirli mi? İzmirliydi. Tamam İzmir. Komşu değillerdir canım. Ya, komşu değillerdir tabii de. Şeytanın İsmet avukatlığını yapayım. Yapma. Şey midir? Sen beni bırakıp gidersin ama ben de gelir sizin mahalleden bir kız alırım durumu mudur bu? Ya bir şey söyleyeceğim. Sen hiç o kafalarda bir adam değilsin şu anda işini yapıyorsun diye onu söylüyorum. Yok ben sana o kafalarda değilim ama Erdal o kafalarda bir adam. O kadar iyi tanırım ki vallahi ruhunu. Bir şey söyleyeceğim çok iyi tanıyor. Bir maceralarını ruhunu, anlatıyor kulisinde. Ruhunu o kadar iyi tanırım ki. Tecrübesi var ya. Şimdi Erdal... uzun zamandır Karşıyaka Spor Kulübü'nün başkanlığını yapıyor. Karşıyaka'yı başkanlığa kadar şeye kadar taşıdı, şampiyonluğa kadar taşıdı. O yüzden çok de... özür dilerim bu arada demin kırdığım potu düzeltip daha da derin kırıyorum. Ebru Polat değilmiş, Sibel Meriç'miş söylemiş. Ebru Hanım'ı tenzih ederim, Sibel Hanım söylemiş. Ama biri söyledi ben bunu uydurmuyorum. Alan oradan. Oradan aldım. Değil mi? Erdal Acar ne dedi? Evet Erdal Acar'dan bahsetmişti Sibel Hanım. Şimdi
15 bin lira ihtiyacı varmış. Neyse ki bir tek ben hatırlayayım. Daha kıralım potları. Devam. Buradan siz söyledikçe ben hepsini söylüyorum. Emel sen Emel Hanım'a geç istersen. Hemen arkasından herkes Ayşe Hatun Önal'la geçmişe dönük bir ilişkinin yeniden başlayacağını bekliyorlardı. Olmadı. Öyle de bir durum vardı. Ama başlayacak mıydı? Ama söyledim. Bu ilişkinin devam etmeme nedeni İsmet Acar'dı. Yeniden hayata geçmeme nedeni tekrardan İsmet Acar. İsmet Bey tekrardan Erdal'a olur vermediği için Erdal o ilişkiden veda etti. Zaten Ayşe de ümidi kesince o da başka aşklara yelken açmıştı. Şimdi Erdal'ın geriye dönüşü sadece bu fotoğrafla değil. Erdal Emel Hanım'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabını da çok hareketlendirdi. Eskiden hiç fotoğraf paylaşmazdı. DM'den yürüyor herhalde. Yani öyle mi demek istiyorsun? Hiç fotoğraf yayınlamazdı. Instagram'ı bayağı faal kullanmaya başladı. Twitter karşı yakadaymış. Bak Talat abi diyor ki Erdal Acar bir müddettir Karşıyaka'da Tayyar abi diyor. İzmir'den bildiriyorlar. Hadi Karşıyaka bakalım. Spor Kulübü'nün başkanlığını yapıyor. Zaten. İşte orada İzmir'de. O yüzden alan orada yani. İzmir'de Erdal İzmir kızlarını çok sever. Bunlardan bir tanesini zaten işi yapmıştı. Bundan önceki ilişkilerinin de şöyle bir seceresine bakarsak %60'ı Fahri Belediye Başkanı İzmir, yani Erdal Acar. İzmir menşelidir hanımlar. Evlilik konusunda yeniden nikah masasına oturacağını zannetmiyorum. Çünkü Erdal'ın artık nikah masasına oturacak çocukları var. O yüzden onlardan birinin nikah masasına oturtmadan hayatına yeniden evlenmek üzere bir kadın koyacağını zannetmiyorum. Emel Acar, Emel Acar diyorum. Bu arada Emel kendiyle ilgili böyle bir acayip değişimler içinde saçlarını kestiriyor, kazıtıyor. Ama öyle oldu. Fotoğraflarında bir mutsuz Emel görmeye başladım. O ilk ayrıldığı dönemlerdeki hani bıraktım ama ben güçlü kadınım imajı kayboldu. Fotoğraflarında durgun, üzgün hatta mutsuz mu? Mutsuz bir Emel Yıldırım imajı çizmeye başladı. Bu birazcık da evlilik döneminde kendini eve kapatan Erdal'ın yeniden eski günlerine dönmenin de belki bir şey olabilir. Yani ama Erdal Acar psikolojik bir şey var ortalıkta. George Clooney'nin ikiz kardeşi olarak dönmüş. Ben size buradaki fotoğraftan söyleyeyim. Acayip George Clooney'e benzemiş. Yani şurada bu şey hanımefendi, yeni hanımefendi ismi neydi? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Neydi ya? Buna benzer Kardelen Hanım'la fotoğrafında hık demiş. George Clooney'nin burnundan düşmüş. Buna benzer fotoğrafları önümüzdeki süreçte görebiliriz. Görürüz. Yani Erdal'ın pozu değişmeyebilir de hanımlar mı değişir? Fotoğrafın tarzı şekli değişebilir. Efsane geri döndü. Evet, efsane geri döndü. Geçmişler olsun diyorum. Hafızamda çok acayip. Yeni programa davet edeyim. İkna edersem gelsin de. Çok gelir mi? Olmaz. Bu kadar laf. Hiç belli olmaz onun sağ olsun. Buralarda Tayyar abi bak. Vallahi hiç belli olmaz. Soracağım. İlk soracağım soru. Kar maskesini niye taktınız kadınların kafasına olacak? Gelirseniz ilk sorum bu. Vereceği cevabı söyleyeyim. Hava çok soğuktu. Kulaklarım üşümesin diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Kadınlar da tişört var kafalarına kar maskesi takıyordu. Ya ne olur gelin Erdal Bey. Hep ömrüm bunu öğrenmek isteyerek geçti. Erdal'dan bahsediyoruz ya. Korkayım diyorsun. Efsane diyorum sana. Ve kendine gel. Ne dersin Seda? Bir tatlı tatlı gülümseyerek hiç bu topa girmeyecek gibi duruyorsunuz ama. Bunlar sizin biraz daha takılabildiğiniz konular. Geri dönsün. Geri dönmüş. Hayırlı olmuş. Ne diyorsanız öyle olsun. Sen çok iyi tanıyorsun Tayyar abi zaten. Hayırlı uğurlu. Mikrofonu niye çıkardı? Rahatsız mı derler hayır. İçeride? Hayır. Ha, yok yok demin şarkı söyleyeceği dedin. Unuttum çıkardım ben bir panik yaptım. Biraz sonra ondan. Şarkı söyleyecekmiş. Böyle tutmak ben takayım mı gelip mikrofonu? Yok yok canım benim. Yok, gerçi beceremedim galiba ama demin. Bak. Yeni bir şeyler var mı Seda? Yeni bir şeyler şu anda yok. Yani albüm anlamında ama yeni şeyler var. Neler var? Geldim. Oldu mu? Sevgili gel, teşekkür ederim. Sevgili Gürkan'ı biliyorsun benim menajerim 13 yıl oldu. Daha bile fazla. O çok güzel bir enpopüler.com internet sitesi kurdu. Onların canlı bantları güzellik üzerine, moda üzerine, sahne üzerine, her şey üzerine. Şimdi en çok bana Instagram'da, sosyal medyada da sorun. Ne kullanıyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Tamam. İşte biz de bunu enpopüler.com'dan bu işi makyajda en iyisi kimse, modada en iyisi kimse onlara sorup onlarla röportaj yapıp yayınlar vereceğiz. Başladık çekimlerini sen yapmaya. Sen dahil olacak mısın bu işin içine? Tabii ben de zevki güzel. Kısmı içinde olacağım. Ben yapıyorum, ben süper. Görüşüyorum. Zaten birçoğu çok şükür çok arkadaşımızla çalıştığımız insanlar. Çok keyifli bir iş. Ondan harika sonra, fikirmiş, çok evet, beğenmiş. Huzurlu bir iş, keyifli bir iş. Ondan sonra yani böyle bir projemiz var. Mesela televizyon programı olur mu diye şuraya not aldım yani. Televizyonda olur mu ileride tekrar isterim? Tabii ki bak. Çok samimiydi, çok güzeldi. Ben televizyon programı, yani çok seviyorum televizyon programını. Yani seçerek çıkıyorum ama kendi televizyon programı i̇şte tekrar olması iyi bir proje olursa tabii ki isterim. Çok keyifli olur. Belki belli olmaz yani. Pozitif, geliyor da, gelmiyor da değil ama bazı şeyler kısmet.
Hayır, ben ona inanırım. Olmuyorsa da benim için hakkında vardır bir hayır. Mutlaka, kesinlikle. Ama o da olsun. Yeni ikinci bir bebek. Heh, sen orada evet. Kaldın. Bak nasıl hiç unutmuyor. Kız olacak. Tamam. Yani ikinci bebek, tabii ona bir tane kardeş istiyoruz. Kalabalık bir aile olmak istiyoruz. Allah nasip kısmet ederse istiyoruz şu anda. Ama güzel. Yani zamanı yok. Yapacağız da ben şöyle olacak falan. Benimkine kalırsa bir yaşı geçince hemen diyor da. Nefes ne kadarlık oldu şimdi? Nefes işte 8'inden gün aldı. Yani çok küçük. Çok küçük. İsmi gibi. Daha sana ben. Çok fazla ihtiyacı var. Çok küçük. Aynen daha. Öyle. Onun sevgisi de bölünsün istemem hiçbir zaman. Doğru. Bir süre sonra nefesi bir kız kardeş gelecek herhalde. Tayyar abi kız çocuk hastası çünkü değil mi? Kız olsun. Ben bayılıyorum. Tayyar abi kız çocuğa bayılıyorum. Peki programımızın sonuna gelmişiz bu arada. Biz Reda'mızı edeceğiz ki bir şarkı alacağız Reda'mızı. Ne çabuk bitti ayol. Su gibi geçtirdim. İyi ki geldiniz. İyi ki geldin. Çok güzeldi burası. Çok keyifli. Seni ağırlamaktan keyif aldık. Pozitif enerjinizle bize eve gittiğin zaman bir işinin bir yanağını benden bir yanağını tamam, da ondan tutun. Tamam öyle yapacağım. Sonra sana kalsın. Yapacağım. Buradan şimdi kamerayla bakarız gösteririm size. Ayaklarını. Evet, canlı bağlantı. Ayaklarını. Tamam öpeceğim. Efendim, herkes için öpeceğim. Biz yarın 8:40-10:40 Tayyar Işık Saçan'la birlikte burada olacağız. Yarın cuma malumunuz en sevdiğimiz gün diyerek. Yarınki konuğumuzu şimdiden anons edelim mi? Etmeyelim. Sürpriz olsun. Ama yarın yine çok keyifli bir sohbetle karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bugün sizi özleyeceğiz. Yarın sabaha kadar bizi özleyin. Görüşmek üzere. Bizden sonra da Sibel Çakan'ın Geçmiş Olsun programı hemen şurada başlıyor. Kalkmayın. TV'mi değiştirmeyin. Programı izlemeye devam edin. Sizi seviyoruz.